Gülşen, senin bugün sesin çok çıkıyor. Efsaneysen. Teşekkür ediyorum efendim. Hep diyorum, hanımlarımıza da beylerimize de iltifat edenleriniz, takdir edenleriniz, değerinizi bilenleriniz inşallah çok olsun. En önemli şey değil mi? İnsan olarak en önemli, bizi mutlu eden şey değerimizin, sevildiğimizin, önemimizin bilinmesi. İnşallah böyle böyle bol bol gelsin, değer gelsin, önem gelsin, sevgi gelsin. Amin. Amin diyoruz. Güzel bir gün olsun dileyerek. Şimdi bakın Meryem Hanım'ı ben bir göstermek istedim. Yusuf, annen hep böyle renkli mi giyin? Dün turuncu, bugün de ne bu nar çiçeği giymiş. Teşekkür ederim. Gel. Sağ ol. Seni çok seviyorum. Gel. Bak ne oldu? Canım benim. Bak, seni çok seviyorum. Bak ne biliyor musun? İçim yanıyor ama renkli giyiyorum diyor. Evet. Değil mi? Evet. Sen özeniyorsun, ne kadar bakımlısın, çok güzel. Temizliği çok severim. Temizliği seversin. Evet. Çok güzel valla. Ben ne diyorum biliyor musun? Böyle hani içi yansa da böyle renkli giyinenlere böyle kendini düzeltmeye çalışıyor. Yıllarca temizlik yapmış, çocuklarına bakmış, büyütmüş, bu yaşa getirmiş. Şimdi de torun için mücadele ediyor. Seni çok evet. takdir ediyorum. Ha. Teşekkür ederim. Ya. Ben de sizleri. Ya, sağ olun. Allah işiniz az gelsin. Amin. Hepimizin çok, inşallah. Çok teşekkür ederim. İnşallah sizlere. Problem çözülecek. İnşallah bugün... Burada mutluyum. Hiç ben... Yusuf gelip bir anneni öpmüyorsun. Yok. O gelecek. Gelecek bana mi? Dönecek. Buradayım. Sizler onu bana döndüreceksin. Ha, bana dönecek diyorsun dönecek. Sen. Buradayım. Dönecek. Senden bana. Gitti mi oğlun artık? Evet. Ama dönecek bana. Neye ne? Göre emin konuşuyor? Gel sizler, otur. Gel bak sana için, ne diyor sizler Tuğba. Sizler için dönecek. Bakalım. Ne nasıl dönecek evet. yani? Dönecek. Ne nasıl dönecek peki? Bekle. Bensiz mi benle mi? Bekle, sensiz dönecek. Ha, sensiz dönecek. Bekle. Bana bir cevap verir misin? Bekle. Ya neye göre söyledin bunu anlamadım. Bekle yavrum bekle. Ben seni büyüttüm. Affedersin, özür dilerim. Ben doğurdum seni. Tamam doğurmuş olabilirsin ben ama doğurdum. Evladım. Sen doğurdun ben, da peki. Cevap verme, ben bir konuşayım. Cevap verme. Ha. Ben doğurdum seni. Ben emek verdim. Buralarda da ipin yarası duruyor. Ben bir araba bile almadım buralarımda iplerle. İnkar bağladım, ettin bunu. Taşıdım. İnkar ettin bunu. Taşıdım. İnkar ediyorsun Tuğba ile beraber ha, olalım. Ben Tuğba'nın etkisi altında kalıyorum. Sen benim annem değilsin dedin. Ben senin anneyim. Anneyim. Sen ne kadar da... Bir şey sorabilir miyim? Sözümü kesme. Sözümü kesme. Ben bitir ondan sonra. Sen ne kadar da annem değil desen ben buradayım anneyim. Tamam mı? Annenim ben senin. Peki ben, dün... Bir saniye. Ben senin anneni hiçbir zaman sizi bırakmadım. Geceleri ikilerde kalktım. Yemeklerinizi yaptım. Sabah erkenden kalktım. Ütülü, ben sizi ütüsüz hiçbir okula göndermedim. Tertemiz okulunuza gönderdim. Hiçbir zaman aç bırakmadım. İhtiyaçlarınız elimden geldiği kadar giderdim. Öyle bir anneyim. Sen beni nasıl bir... Annem değilsin diye sen beni arıyorsun. Ama ben buradayım. Tamam mı? Ben bitti senin mi? Annem. Bitti mi? Bir şey ben diyeceğim. Senin annem. Şov yapma bitti mi? Ben şov yapmıyorum bitti burada. Bir dakika şimdi. Bir dakika. Dün peki bana niye Yusuf niye dedi? Bir dakika, benim bir kardeşlerim niye bana niye böyle evlatsın diyor dedi. Yusuf konuşacak sen cevap verme. Ben cevap vereceğim bir dakika ha. Sen de konuşursun. Niye şov yapma düşünüyorsun? Şimdi Esra Hanım. Sen herkesin yanındasın zaten. Eski gelinin yanındasın da yani. Bir şey söyleyebilir miyim? Ya şimdi bunların hiçbirini ben inkar etmedim. Ben farkındaysanız ne şartlar altında yaşadığımızı, evet. fakirlikten geldiğimizi, her şeyi yaşadığımızı söyledim. Ama şöyle, bu durumun buraya gelmesinde en büyük etken şu anda benim annem. Bak sözümü kesme, ben senin sözünü ben kesmedim. Ben dinlerim. Ondan sonra ben hiçbir zaman ben anneme annem değilsin demedim. Dedi. Saygı duyarım dedim. Dedi. Bir dakika bak, benim lafımı kesme. Aha. Saygı duyarım dedim. Her şeye rağmen... Ben seninleyim dedim. Tuğba ortaya çıkana kadar bana düşman oldun. Evleneceğim dedin. Tamam dedin, sıkıntı yok. Evlenebilirsin oğlum dedin ya, sıkıntı yok. Sen istiyorsan, mutlu olacaksan evlen dedin. Sonrasında ne olur? Bak sözümü kesme. Kesmedim. Sözümü kesme. Dedin ki çocukları var dedin. Olsun dedim, sıkıntı yok. Ben dedim çocuklarına dedim babalık yapma gibi bir lüksüm yok dedim. Öyle bir babaların yerine geçme gibi bir şeyim yok dedim. Ben sadece dedim onlara abilik yapabilirim dedim. Yol gösterebilirim dedim. Ben onlara babalık yapacağım, onların babasının yerine geçeceğim demedim. Bu birincisi. İkincisi, her şeye rağmen 3 ayda, 3 ay boyunca yanımızdaydın. Yaptıklarını da inkar etmem.
Bak kendisi de inkar etmez. Ta ki bu DNA testi ortaya çıkana kadar, yaptırana kadar. İşte o DNA kadar, testinin istendiği noktada Meryem Hanım kızmaya başlıyor. Noktada, peki neden istemiyor yani? Benim de istendiği kafamı noktada, bitsin, bitsin. Sen, tamam, bitti istendiğin mi? O, yok bitti daha mi? Var. Daha benim çok söyleyeceklerim dur, var. Dur çok söz tek sen konuşarak olmaz. Herkes söyle. Sıra gelecek. Tamam, tamam. Uzun uzun gitme yok tamam, burada. Tamam cevap ver. Herkes bekliyor. Tamam cevap ver. Ondan sonra Esra Hanım, işte ben gene sizi rahatsız ettim özür dilerim. Ben bunları böyle yakınlık gösterdim. Yakınlık göstermezsem bileziği niye verir mevtutun diye. Neden 50 bin lira kredi çekerim? Vay ben be, o kadar akılsız 50 bin liraymış sanki 50 milyon kredi çekti ya. DNA istenince sen çok öfkelendin. Ondan sonra ama gene de olmasın yavrum dedim. Çocuğun kuruluyla oynamayın dedim. Küçücük bir çocuk, anası belli babası belli dedim. Ben gizli gene bir şekilde yaptıralım demedim mi? Bir saniye ben seni dinledim. Ondan sonra Esra Hanım, bu çocuk dedim bak kuruluyla oynamayın dedim. Bu çocuğun anası babası belli dedim. Tuğba dedi ki tamam anne dedi. O anda işte şeyiz ya, annesi oldu. Tamam anne dedi. Bunlar evi tuttu geldi. Evinizi gösterin yavrum dedim. Tamam dedi, eksiklerim var dedi. Onları tamamlayın anne dedi. Seni dedi ben eve götürüp göstereceğim dedi. Ben de ondan sonra şeye gittim. Bak Mersin'e hep aynı gittim. Şeyleri anlatıyor İsari. Farkındaysanız. Hep aynı şeyleri Mersin'e anlatıyor. Gittim. Ondan sonra da telefon evet. Gene şey yaptı. Sürekli bu çocuğun gene işte aynı burada kısaydığı yani gibi. Yani aslında hep konuştuğumuz şeyler. Evet. Yani sürekli olarak onları istediğiniz, aynı. Sizin istediğiniz yerde olmaz dedi bilmem ne. Orada bir karmaşa olmuş. Annenin inadının sebebinin ben... Yusuf aslında hiç önceden bu DNA'yı evet. istemiyordu. Tuğba'dan sonra istedi evet. diye evet. olduğunu düşünüyorum inadının da. Esra Hanım ben size yayın başında bir şey söylemiştim ilk geldiğimde hatırlıyor musunuz? 3 yıl boyunca tedavi gördü ve tedaviden sonra hastanede doğum yaptı dedi ya. Hayır üç hayır yıl ben boyunca... öyle demedim. Bak sözünü kes. Söylemedim bak, öyle. Eski VTR'ye de yanladı. Bir dakika benim yayın sözümü kesme. Ben öyle demedim. Bak ben senin sözünü kestim. Hastanede tedavi gördü dedin. Ben senin hayır, sözünü hayır. kestim. Beni bir dinle bak. Baskı kurmaya çalışma. Yıldırma politikası uygulama. Ben beni bir dinler misin? Bak rica ediyorum bak. Ekranda saygısız evlat olarak ben şu anda alan seviyorum. Biz beni şey yapma. Benim sözüm bitsin. 3 yıl boyunca dedi tedavi gördü dedi. 3 yılın sonunda çocuk oldu dedi. Ben de dedim ki 3 yıl boyunca tedavi olmadı. Sadece size anlattım. Baharat işte çay bitki çaylarıyla falan filan o şeylerle o sadece aktardan aldığı bitkilerle dedim. Yani hı hı. kesinlikle tedavi olmadı. Ama şöyle bir şey var. Onu tedavi olması önemli değil ki sonuçta hamile kalmış. Şöyle anne bir şey var. Ben şimdi şöyle söyleyeyim anlatayım size. Anneliği konusunda bir şüphemiz yok 3 yani. 3 yıl boyunca tedavi gördü dedi yalan. Şimdi burada bir dakika bak sözümü kesme. 3 yıl boyunca tedavi gördü dedi yalan. Çünkü babam yayına bağlandı hatırlarsanız. Babam söyledi onu. Bir ama dakika. Bir şey söyleyeceğim. Bu önemli değil çünkü zaten evet. kadından olduğu belli çocuğu. Evet. Sen önemlisin. Tamam, senden ben, olup olmadığını ben size şunu söylüyorum Esra Hanım. Yani her şeyi yanlış bir şekilde anlatıyor ve söylediği yalana kendisi de inanıyor. Ben yalancı değilim. Bir dakika bak. Peki Yusuf ben şunu biliyorum. Değilim. Sen hep diyorsun ki şöyle bir şey iddia ediyor Yusuf. Ben eşimi hiç sevmiyordum. Evet. Çok birliktelik de yaşamıyordum. Yalan. Evet. Nasıl oldu? Yalan. Ya şöyle söyleyeyim. Yalan. Ya bizim bir mutlu bir hayatımız olmadı. 4 sene boyunca biz mutsuz yalan. Olduk. Ya sen benim evime kaç defa geldin? Yalan. Peki. Ya yalan lan bak bir dakika. Sen niye konuşuyorsun ya? Bir şey konuşayım. Sen bir şey konuşabilir miyim? Sen daha peki, sen bak. Bir otur bir şey sen anlatacağım. Sen niye konuşuyorsun? Ya sen bir sus sana bir şey diyeceğim. O benim oğlumun ikimiz hayatımız. Ya bir sus bir şey söyleyeceğim. Konuşma. Allah Allah. Esra Hanım ben ne yapayım şimdi? Arada kaldım. Esra Hanım bir şey anlatabilir tamam. miyim? Anlatır mı? Kişine gitmiyor. Bağırmadan. Bağırma. Bak sen beni kötülüyorsun ya. Kötüsün işte. Ya. Kötüsün. Tamam ben kötüyüm ya. Bak ben kötüyüm ya. Ben evliyken Yusuf'u evime almışım ya. Aldım. Peki senin gelinin ayrıldıktan hemen sonra ya da ayrılmadan çantasını alıp ben seni tanımıyorum ama ben seninle birlikte yaşayacağım. Bir sene nikahsız niye yaşıyor? Ha, sen Mersin'e mi gittin? Bunu inkar et. Sen Mersin'e mi gittin? Olmadı mı böyle bir şey? Kendisi anlatıyor. Olmadı mı? Yok düğününü yaptı. Anlatmış, beni yok düğününü yaptı. Yok kardeşi askerden gelmeden acaba, bekledi. Bakın ben neyden şüpheleniyorum? Konuşma. Acaba Yusuf sen mu böyle anlatıyor burada... sana? Aslında yok, öyle ben değil. Her şeyi açık açık aslında anlatıyorum. Aslında Yusuf eski eşine çok aşıktı, seviyordu. Belki sonrasında problemler yaşadı ama sana mı böyle anlatıyor? Esra Hanım ben niye inkar edeyim de? Yapsam yaptım derim. Sevsem sevdim derim. Şimdi demek bize bir fotoğraf mi? Geldi. Bu fotoğrafı bir alabilir miyim? Bir de sana ne? Şimdi Yusuf öyle anlatıyor. Kadına da belki yanlış mı iletiyor acaba? Yanlış söylüyor Yusuf. Ha bu. Bak. Bu ne? Normal çekilmiş fotoğrafı. Normal ayrı. Ne? O ne? Yana şimdi bu taraftaki ne şey siz blursuz gösteremiyor muyuz? Öyle normal yanak yanağa öpüş normal öpüşe. Normal çekilmiş bir fotoğraf bu.
Yani ne yani, bunda sarmaş dolaş bir şey mi yalan var? Tabii sarmaş dolaş işte. Ne ifade var? Dolaş değil mi ya? Sarmaş dolaş işte. Yalan söyleme. Gayet yakın yorumlarına. Benimle fotoğrafta hiçbir şekilde böyle gülmüyorsun işte. Evet. Amacın ne? Amacın ne? Şu anda benden şey mi yapmak istiyorsun? Ya çekil Allah aşkına ya. Hülavle! 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 Ha siz açıkça görelim bu fotoğrafı. Hülavle! Bak seviyordu ya, aşka bak. Aşk nerede fotoğraf işte? Buradan gitti? Hülavle! Niye kızdı Tuğba? Ya normal bir çekilmiş fotoğraf. Ama niye fotoğraf burada? Ha? Normal gördüm mi bu? Şimdi gördüm şöyle bir şey söyleyeceğim Esra Hanım. Bu fotoğrafı yayınlamamızın, tamam, yayınlamanızın amacı ne? Ben onu anlamadım. Şundan. Yani. Çünkü burada farklı şeyler anlatılıyor. Yani tamam. Bu sevgisiz. Ya neden? Çünkü çocuğun DNA'sını istiyorsun ya. Önceden de istemiş olabilir misin diye ben sorguluyoruz zaten, ya. Esra Hanım. Bak buradaki şey de çocuk sana sarılmış, karın sana sarılmış, bilmem ne. Yani hani bunu yayınlamamızın amacı o zaman şüphen bu kadar yokmuş ki. Baksanıza buna. Bir de çocuk senin kopyan. Kopyan evet, senin. Evet. İnanamıyorum yani. Ben bu fotoğrafı ilk kez görüyorum bu arada. Çocuk senin. Anneye de benziyor, babaya da benziyor. Bir şey söyleyeceğim. Fotokopin. Benim yalan söylediğimi mi düşünüyorsunuz Esra? Yalan söylediğini değil. Gerçekten tamam, gelecek. Şunu düşünüyorum. Şey bazen birini çok sevdiğimiz zaman ve o kişinin de bizim sadece sensin sevdiğim demek için eski duygularımızı inkar edebiliriz. Tamam. Acaba böyle bir şey mi yaptın? Çünkü bir kere çocuğun sana çok benziyor. Tamam Esra Hanım, sonucunu açıklayalım. Sonucundan sonra şey. Şimdi... O tamam kalktı sonucunu gitti. Açık. Gelsin o, gelsin ya Tuba. Ya kalktı gitti. Ben şimdi bu kadının, şimdi ben kaybetme korkusundan değil. Hiçbir zaman kaybetme korkusu olmadı. Ama bir şey söyleyeyim, bu senin önceki ilişkin yeni değil mi? Tamam da şöyle söyleyeyim, bu fotoğrafı gel Tuba, gel yayınladınız da. Niye gittin da bir sorayım? Bu fotoğraftan... Esra şimdi... Hanım, bana Yusuf dedi ki hiçbir zaman benim eşimle çekildiğim hiçbir fotoğrafım yok dedi. Hani ben çocuğunla neden fotoğrafın yok dedim. Hiçbir şekilde ben fotoğraf çekilmedim dedi. Yani benim bu şekilde gördüğüm zaman ben hayal kırıklığına uğruyorum. Sen de dün yalan söyledin. Ben hiç çekilmedim dedim. Senin gelinlik fotoğrafın geldi. Ya ben çekildim dedim. Giydim dedim. Eltimi gelinliği giydim dedim. Ya sen niye sürekli senin eşini bu şekilde çekinse bile. Sonra söyledim. Bir dakika Meryem Hanım. Bu şekilde çekinse bile senin kanından canından doğurduğun çocuğunu aldatan bir gelini niye kolluyorsun sürekli? Konuşma. Niye kolluyorsun? Ya niye? Aldatmış seni başkasınla. Ben seviyorum diyorsun ya. Ya sinirlendim sadece, sinirlendim. Ne olursa olsun sen beni bir şekilde ayıramayacaksın. Gittin hani seni bırakmak. Ya sinirlendim. Bir dakika Meryem Hanım bir şey soracağım. Sürekli aldattın eşi gelinini kolluyorsun ya. Çıksın bağlansın o zaman. Desin ki Yusuf'u ben aldatmadım. Yusuf'tan bu çocuk desin madem. Konuşma. Niye söylemiyor? Niye söylemiyor? Bak benim başıma öyle bir şey gelecek. Benim başıma öyle bir şey gelecek tamam mı? Evli de olsam, evlendiğim kişi beni boşayacağını da bilsem, benim namusuma kimse iftira atamaz derim. Bağlanırım gerekirse çıkarım şuraya. Derim ki arkadaş bu adam benim sevdiğim adamdı. Ben bu adamla birlikte oldum. O çocuk da bizim çocuğumuz derim. Ama senin gelinin yapmıyor bunu. Çıkacak şimdi bu. Yapmıyor. Neye bağlanırsa gelinlere de konuşması lazım. Konuşması lazım ya. Saklıyor çünkü, korkuları var. Bak bugün geleceğim işte. Gerçekten geleceğim. Meryem Hanım bir dakika, ben Tuğba'ya bir şey soracağım. Testi Yusuf'tan çıksın. Herkesin önünde 85 milyonun önünde buradan kovulacağımı da bileyim. Yusuf'tan çıksın o DNA testi. Ben yine yukarıda Allah var. Antalya'ya gittiğim zaman soyboğa reddi davasını açıp aha da yüzü. Ben o DNA testini baksana ortasını doğrusunu nasıl çıkartacağım gör. Ha bura yalan değil mi? Yalan değil. Bir dakika. Yalan değil. Yalanla bir alakası yok. Bura yalan bak. Hayır bir buradaki bir doğru çıkmayacak mı? Yalanlama bir şey yok. Hüseyin Bey. Bir dakika şimdi bakın. Sizce yanlış biz niye yanlış test çıkaralım? Esra'm size bir şeyim yok. Hani bu programa da bir şeyim yok. Bir Hüseyin Bey söylesin bakayım. Yani gerçekten patolojik kıskançlığınız bilimin önüne geçemez. Yani gerçekten patolojik hastalık seviyesinde bir kıskançlık yaşadığınızı düşünüyorum ben. Şöyle ki bir insanın sizden önceki ilişkisi, evliliği var ve bundan bir çocuğu olmuş. Gayet tabii ki insan çocuğuna ve eski eşine sarılacak. Bu yani bir insanın geçmişini kıskanmak diye bir şey olmaz ya. Şimdi Hüseyin bir bak. Hani bu adam senden sonra bir ilişki yaşamış olsa da böyle bir şey yapsa buna karşılık ver. Ne ama adamın geçmişine bak kıskançlık olur mu? Bu bir. İkincisi cevabı bir verin de biz o DNA'ya da bir Hüseyin konuşacağız. Peki Hüseyin Bey, evlilik geçinebilir, mutlu olabilir, ayrılabilir, ona hiçbir şeyim yok. Bana kendisi derse ki ben hiçbir zaman sevmedim, birlikte bir fotoğrafımız dahi yok. Ben sevmediğim kişi beni aldattı, bu çocuk da %100 benden değil derse her gün.
Ben ne yapayım? Şimdi sen bir şekilde ediyorsun. Her zaman farklı anlatıyor. Yani hiç sevmedim, hiç sarılmadım, hiç dokunmadım. Ben bu fotoğrafa baktığımda hiç bir dakika soracağım. Bu arada DNA ile ilgili bir şeyi de alacağım ama bu fotoğrafa baktığınızda ne gördüğünüzü ben de izleyicilere sormak istiyorum. Vesile Hanım. Aile karesi görüyoruz. Yani kaldırmasa yani, öyle kalsın. Çocuk da babasına çok benziyor. Ayşe Hanım. Esra Hanım, burada Yusuf ikili oynamış. Yani Tuğba'ya kızıyoruz. Tuğba'ya laflar söylüyoruz ama Yusuf ikili oynamış. Çocuk da dilerim Yusuf'tan çıkar bakalım o zaman. İnşallah Yusuf'tan çıkar da o zaman ben onu burada görürüm yani. Gerçekleri söyleyince doğsana. Sen de alırsın oğlunu elinden tutarsın götürürsün eski gelinle verirsin o zaman. Ben eski gelinimin yuvası var. Onunla da kafana taş düşsün. Çıksın bağlansın o zaman konuşsun. Sevda Fatih Hanım. Sevda Coşkun ya eski soyadı. Çıksın bağlansın kendini aklasın o zaman. Sen araştır. O mesaj çekilen yerler. Bir dakika. Senden hesap soracak daha dur. Sorsun. Çekmesi de öyle değil. Hiç tanımadığın yerlerine hesap gönderdin. Sen olsun işte. Saygısız. Ben başkasını şey yapmadım. Kusura bakma. Saygısız. Kimseye sen o mesajlar gönderme hakkı yok. Tuba Hanım. Söyle Gülşen Hanım. Tuba Hanım şimdi pardon Esra Hanım. Tuba Hanım diyor ki mesela bu resimde sarmaşlı ama çok da güzel bir kadın. Allah için şimdi. Başkasından falan olduğunu söyledi ya. Neden bunun abisi mabisi demedi ki ben mesela benden değil. Benden çıkmadı. Bunu da demedi. Şimdi bu da benim aklıma takıldı. Kimse bağlanıp kendini haklamıyor yani. Sen eşinden önce de başkalarıyla bir ay bir hafta kaldın gittin ettin. Dördüncü şahıs bu. Şu anda dördüncü. Neden şimdi bıraktın da geçtin gittin? Dördüncü şahıs derken? Bu senin şeyin dördüncü. Nereden biliyorsunuz evliyken bunu? De, evliyken bunu de gittin. Biliyorsun? Benim, babasını kaçırmadın nereden biliyorsun? Benim, neden bu kadar evlisin? Sen aldattınız siz gittiniz. Bakın sen benim. Bir dakika benim iki tane resmi nikahlı bir evliliğim geçti. Biri bir ay sürdü. Kaçırıldın. Birisi bir ay sürdü. Çocuğum olmadı ondan. Bir ay evlilikten. İkincisi 17 yıl sürdü. Ve ben 17 yıl boyunca kesinlikle aldatmadım. Çıkıp bağlanabilir. Hı-hı. Bakın ne kadar güzel bir bayan. Aslında sizden benim de belki çok güzel diyebilirim. Benim karşımdaki şahıs da Yusuf Bey. Hani sevdiğim insan ya güvendim niye ya. Niye ondan güzel bana, diyorsun Gülşen? Çok güzel, çok güzel. Bana bu şekilde anlatmadığı için işte olabilir mi? Yani kendisi de burada, biz de burada görüyoruz. Tuğba da güzel kadın. Tuğba'nın çirkinliğini şeyini kastetmedim ki. Bana farklı anlatıldığı için olabilir mi peki? Yani Tuğba'ya hep güvendim ya ben, sevdim ya. Sen güvenmiyorsun. Hayır güvenmiyorsun sen. Neden güvenmiyorsun? Özür dileyeceğim. Söyle. Kaç kere çıkardın? Neyi? İşten kendisini... 4-5 kere çıkardın yok, işten. Yok o sene. Karşıdaki kişiler sadece karşıdaki için olabilir mi? Neden çalışmıyor şey şimdi? Çalışıyoruz birlikte. Benim çalışmadım nereden biliyorsunuz? Birlikte çalışıyorlar. Bir dakika ben bir şey söyleyeceğim. Bu iş mevzusuna ben açıklık getireceğim. Karşıdaki bayanları farklı yaklaştığından olabilir mi? Bir dakika ben bir şey söyleyeceğim. Açıklık getireceğim. Bir dakika bir ses durur musunuz? Konuşmayın. Bir dakika Tuğba bir şey dedik. Karşıdaki bayanların farklı yaklaştığını anladığım an. Yusuf'a mı farklı yaklaşıyor? Evet onun için de olmasa da yani ne bileyim temas kurmaya çalışıyor. Elini tutmaya çalışıyor. Çok özür dilerim şu hareketi yapmaya çalışıyor. Ama senin gibi olur mu? Nasıl elini tutuyor? Elini tutmaya mı çalışıyor? Bir dakika. Allah aşkına aynı anda konuşmayın. Şunu merak ettim Yusuf kadın yani çalıştığın yerdeki kadınlar senin elini mi tutmaya çalışıyor? Ya kadınların temasları işte bazı yanlış düşüncelerde olan kadınların hareketlerini beğenmiyor. Bir de ondan dolayı sıkıntı oluyor. Şöyle söyleyeyim ben iş konusuna bir açıklık getireceğim. Peki Yusuf ben şunu sorayım sonra sen anlat. Tamam. Neden kadınlar sana böyle bir şey yapıyor? Hepimiz iş hayatında çalışıyoruz. Niye senin elini tutmaya çalışıyorlar? Ya şöyle söyleyeyim yani yanlış düşüncede yanlış şeyde. Valla bir şey söyleyeceğim benim elimi kimse tutmaya çalışmadı. Zaten hadi benim elimi tutmaya çalışırsa ben onun ne yapacağımı bilirim ya ben de. Ben de zaten kesinlikle karşılık vermedim onu söyleyeyim hayır, sana. Hayır ben de yani hoş bir hanımım onu, da kimse benim gördü, elimi tutmaya sonra... çalışmadı. Ha elimi bir tutmaya çalışırsa onu çok ben becerlerim de. Ya. Yani böyle bir şey nasıl oluyor? Ya şimdi hal ve hareketlerini sevmiyor ondan dolayı sıkıntı problem çıkıyor. Tuğba'nın da saçını desene. Bir dakika ya bir dakika. Bir sessiz ol. Önceden nasıl bir şey söyleyeceğim ya. Laf ağzıma sokma tıkama beni. Konuşma. Esra Hanım ben iş olayına açıklık getireceğim. Tuğba'dan ben... mı bakıyorsun? Ya bir Allah'ım yarabbim delireceğim şimdi ya. Delir. Şimdi Meryem Hanım böyle gerçekten konuşulmaz ya. Ya Allah için ya peki. Senin karşında düşmanın bak, yok ya. Ben iş konusuna bir açıklık getireceğim. Heh. Ben şöyle söyleyeyim. Ben Antalya'da bir ekstra firmasında çalışıyordum. Evet. İki tane ekstra firmasında. 16 saat boyunca çalıştım. Hiçbir zamanda şey yapma çalıştığımı inkar etmiyorum. Ama... Ben ekstra firmasında
diyordum beni bu restorana gönderme, patronla veya şeylerle sıkıntım oluyor diyordum. Beni başka restorana veriyordu ama benim sigortamı şirket yapıyordu. Ben iki tane şirketten çalıştığım için sonrasında Tuğba hayatıma girdi. Yani kıskançlıkları normaldir. Yani peki seviyorsa... Yusuf, sen çalıştığın yerlerde kadınlar tarafından tacize mi uğradın? Ya taciz değil de yani kötü niyetli kişilerin... Ama el tutmak taciz olabilir yani. Yani ben kesinlikle karşılık vermedim. O davranışlardan işte... Acaba Tuğba sana böyle mi anlattı? Bana dokunuyor eli, bunlar taciz. Şöyle o zaman söyleyeyim. Yusuf derim ki... Bir dakika Esra Hanım. Esra Hanım bir şey söyleyeceğim. Bir saniye. Esra Hanım şimdi Antalya'da... Birlikte pakete çıkalım dedi. Ben de evet, tamam dedim. Heh. Birlikte gittik. Gel dedi. Şimdi hiç yapmadığı şey yaptı. Gel dedi. Bir tane siteye çıkalım. Birlikte verelim dedi. Hı hı. Şimdi ben hani beni hiç çıkartmasa derim ki beni çıkartmadı. Tamam senin işin bu. Ve hani ya sevdiğim insanı illaki kıskanırım. Ben 17 yıllık hayatımdakini hiçbir zaman kıskanmadım. Bana dedi ki benim dedi eski eşim dedi beni hiçbir zaman arayıp sormazdı. Neredesin, ne yapıyorsun, ne ediyorsun. Ben sürekli arar sorarım. Çünkü seviyorum yani. Hani bundan da kimseden saklamam. Bir gün çıktık siteye, paketi verdik. Şimdi bayan sırtarak şey yaptı. Hani gördü, asansörden ben arkadan çıktım. Bunu görünce, beni görünce surat direkt şey oldu, düştü. Yani bozuldu kadına. Seni aynen. Görünce. Sonra bu kapıyı çarptı, gitti. Bir daha kendisi çıktı. Ben de dedim ki hani benim götürdüğüm bayanlar bu şekilde. Madem götürüyorsun hepsini beni çıkart. Bu şekilde ben gördüğüm zaman derim ki ha bak benim hayatım bu. Ben bunları yapıyorum. Ya da işte pakete çıktığımda işte parayı verirken kadının bir tanesi benim avcum bu şekilde yapmaya çalıştı aa, diye dakika, söyledi. Bir dakika. Paketi bana verirken kadın avcunun içini böyle. Kötü niyetli yani para, el temasında kuruyorsun ya. Ama bunu sen niye Tuba'yı da bana söylerse benim bak, aklım orada kalır yani. Çünkü... Ya şunun anlamı nedir? Bir soralım kızarlar mı? Eşiniz paket şeyin serviste ve elini uzatıyor. Kadın böyle yapıyor. Yalan ya. Yalan değil Esra Hanım. Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Bu ne demek? El teması kurmaya, elini tutmaya çalışan. Ama işte Tuğba diyor ki böyle yapıyor diyor. Ya şu şekilde temas kurmaya kendisi çalışıyor. Kendisi söyledi söyleyeyim. Bana da. Öyle söyleyeyim. Ve ben şey Yusuf öyle anlatıyor. Daha önceki patronlarından da duydum. Mesela dedi ki pakete çıktığımızda çok kişilerle karşılaşıyoruz dedi. Hani farklı farklı dedi. Bizi yemeye bile gel birlikte yiyelim, birlikte kahve içelim diyenler bile oluyor dedi yani. Ya bizim işimiz ben böyle. Ben bunları duyduktan sonra ister istemez kıskanırım şimdi yani. Şimdi Yusuf sana bir soru soracağım ben. Tuğba Hanım'dan önce en uzun çalıştığın işte kaç yıldır çalışıyordun? 4 bir de 2. 4. 2 tane kurumsal firmada çalıştım. Yani en son işte 4 ve 2. Evet. Ama Tuğba Hanım'dan sonra yani 8 ayda 9 iş değiştirdin. 9 iş değil şöyle söyleyeyim. Bak şimdi bak. 9 iş olayını ben şöyle anlatayım. Mesela. Ben kaç işte toplam çalış? Toplasam 5 veya 6 maksimum. Şimdi 8 ayda 5 iş. Ortalama evet. 1,5 ayda bir iş değiştirmişsin. Ama öncesinde Tuğba Hanım'dan İş değil, önce restoran değiştirdim. 4 yıl, başka bir restorana gittim. 4 yıl istikrarlı bir şekilde aynı yerlerde çalışmışsın. Restoran şimdi, değiştirdim öyle söyleyeyim size. Arkadaş davranışlar niyetlerle değerlendirilir. Tamam. Şimdi karşınızdaki insanlar ne yaparsa yapsın. Tamam benim ona karşı bir şeyim senin olmazsa. Senin niyetin kötü değilse yani tamam. En azından kendimizden eminiz. Tamam. Devam eder gidersin hayata. İsteyen istediği isterse karşına çırılçıplak çıksınlar. Ben söyledim. Devam eder ben gidersin. Hayır bunu zaten. Söyleyince. Yani bunları söyleyince ne geçti eline? Ama bir yani, de kadın kıskanır. Tuğba patolojik bir kıskançlığı var. Destekliyor sürekli bunu. Ama bir şey söyleyeceğim. Bunu. Ben şimdi gerçeği söyleyeyim. Bu da o kadar patolojik değil. Neden? Şimdi benim eşim ya da erkek arkadaşım dese ki. İşte ben birine paket verdim, benim avucumu okşadı. Ben de derim, ne bu paketi, avucunu niye okşuyor yani? İstemeyebilirsiniz. Yani siz ne düşünürsünüz? Burada Yusuf'un söylediğiyle hareket ettik. Tamam, yani. ben bunda yanlış olabilirim Esra evet, Hanım. Evet, yani avucumu okşadı dersen bu kadın şimdi kıskanır. Mesela kendisi de kıskanıyor. Dün, mesela dünden getireyim, dün çalışıyoruz. Yani 65-70 yaşlarındaki o çalışan sahiplerinin bir dostlarıymış. Geliyor şimdi, ben mutfaktayım ister istemez. Yusuf da mutfakta, bana yardımcı oluyor hani yorulma diye. İşte arıyor beni. Adam gitti mi? Diyorum gitmedi. İşte dikkat et. Eğilip kalkma. İşte adamın bakışları hoşuma gitmedi. Yani kendisi de aynı mesela İster kıskanıyor. İster istemez oluyor ya. Hoşuma gidiyor da yani. Nasıl söylüyorum? Ben hatta söyledim patrona. Dedim ki ben bu adamın bakışlarından buraya gelip işte mutfağa kadar girip yemek yemesinden rahatsız oldum. İstiyorsanız yani, dedim beni işten çıkartın. Ama dedim bu adamın bakışlarından. İşte. Ben dikkat edip 10 dakika boyunca Tuğba nereye gidiyorsa onu takip ediyor. Ben dedim ki bu davranışından rahatsızım. Mümkünse söylerseniz bu şahıs girip mutfakta yemek yemesin dedim. Yani şimdi burada anlatılanlarla da alakalı bir şey söyleyin buyurun. Kolay gelsin. Yusuf
olduğu gibi yalan söylüyor. Ha. Niye bir insan böyle eline okşasa yahut da bir şey yapsa, konuşsa hemen gelip de yanındaki sevdiği insana yahut da eşine bunu söyler ben mi? Geçmişte yaşadıklarımı sen anlattım. Sen bulunmayan yet kumaşı mısın? Her önüne gelen senin elini tutuyor, ayağını tutuyor. Hanımefendi. Sen şimdi... muhakkak karşındakine bir ışık veriyorsun ki karşındaki de sana o devirde davranmış. Hanımefendi, ben size şöyle anlatayım, isminizi göremedim de. Şimdi ben Tuğba'ya yaşadığım anlık yaşadığım olayları anlatmadım. Ben toplamda 10 yıldır motokuryelik yapıyorum. 10 yıl boyunca başından geçen olayları anlattım. Sen her şeyi anlatmışsın. Karından olanı anlatmışsın. Çocuğundan. Evet. Niye? Tuğba'yı sana daha çok yakınlaşsın. Tuğba beni bırakmasın. Tuğba beni sevsin. Tuğba'yı aslında Tuğba seni kullanmış diyoruz ama sen Tuğba'yı kullanıyorsun. Bir şey söyleyeyim, bir dakika. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Farklı bir bakış açısı olur. Ben tabii erkeklere sormak lazım. Burada da az erkek var. Hüseyin Bey, size sorayım. Şimdi hiç böyle bir şeyle rastlaştınız mı? Yani böyle elinizi okşadı mı bir kadın? Ya şimdi amiyane tabirle şöyle diyeceğim ben. Yani Allah vermiş iki göz. Ya kör istemiş tek göz. Allah vermiş iki göz durumunda. İnsan bunları götürüp anlatmaz eşine ya. Niye biliyor musunuz? Bu huzursuzluk yaratır. Kaldı evet, ki. Ya biliyorsunuz, tanıyorsunuz kadın. Yanınızdaki insanı. Biraz kıskanç bir insan. Yani eğer ilişkinin çatırdamasını istemiyorsunuz. Kaldı ki şurada bir fotoğraf gördü. Fotoğraf geçmişe ilişkin. Kalkıp gidiyor. Ya bunu tanıyorsunuz artık. Böyle bir insana basit şeyler anlatılıp durmaz. Esra Hanım, önemli bir şey anlatabilirim. Şimdi bu konu üzerinde şey oldu. Şimdi Yusuf'la ilk tanıştığımızda yaz dönemi sonuçta. Bir dakika dur. Yusuf'un kolunda bir tane dövme gördüm. Şimdi yabancı bir şey, ben bilmiyorum, tümeye diye. Olabilir. Sakın bir şey söyleme, sus bak, ben bir şey anlatıyorum. Yusuf'a dedim ki bu ne dedim, hani yabancısın bilmiyorum çünkü. Tiamo yazıyor. Timaya. Ha, Timaya. Ha. Bu da dedi ki boşandıktan sonra hayatımda yabancı bir bayan oldu. Bir gecelik dedi. Bir geceliğin dövmesini mi yaptırmış? Bir saniye bak. Ben de dedim ki hani ben, benimle niyetin ciddiyse ben o dövmeyi istemiyorum dedim. Bunu sildir, öyle dedim, ciddileşsin. Anlattı bana, dedi ki bir gecelik dedi ama 3 sene boyunca kolumdan sildiremedim dedi. Peki neden dedim? İğne korkusu vardı dedi. Yaparken peki, o korku ama ya, iğneyle yapılmış. Yaparken haberim yoktu dedi. Yani o kadar alkol profesyonel vermiş, bir yapım değildi. Sadece kalemle iğneyle. Yaparken nasıl haberi yok? Alkol yapılan... vermiş otelde, kendimde değilim dedi. Uyandım dövmeyi gördüm dedi. Kadın da kendi adını, bunun adını buraya yazdırmış. Ben dedim ki ben uyanacağım. Ya bir şey, sadece Tuğba şunu merak ettim. Kim bir gecelik ilişki yaşadığı birine dövme yaptırır? Aynen. Ben Esra bir Hanım. Bir film vardı öyle ya. Neydi o? Hangover. Esra Hanım. Ben de dedim ki bir gecelik de olsa, uyandım ya, ben onu gördüm. Ben ertesi günü gider sildiririm dedim. Ne kadar korkarsam korkayım sildiririm dedim. Peki korktun. Sildirdim. Hala 500 tane iğne yedin oraya. Şu an başka bir şey yaptırdı. Solda. Senin ismin yazılıyor işte, sen özelsin bak, ya. Ben hiçbir zaman dövme yaptırmamıştım. Sevmesem bunu yaptırmam. Sevmiyorsun. Yalan Yusuf yaptı. Esra Hanım profesyonel bir dövme değildi. Esra Hanım profesyonel bir dövme değildi. Tuğba yazdı. Normal yani, kalemle yazdı. Yani, silinen nerede? Çocuklarımın adını yazdırdım mesela. Bakayım silinene. Silinenin üstüne dövme yaptırdın adını. Hani sildirdin. Korkan bir insan 500 tane bu iğneyi yiyemez. Şöyle söyleyeyim. Üstüne dövme yaptırdın. Öyle söyleyeyim. Ya profesyonel bir yani, yapım değildi. Yani kafama takıldı. Dedim ki neden 3 sene boyunca onunla gezdin? Sonra annesi beni aradığında dedi ki işte dedi onunla çok mutluydu. Herkesin ağzına yalana bak, getirdi. Yalana bak. Evine getirdi. Demedi mi? Yalana bak. Söylemedim. Onu söylemedim. Seni bıraksın işte onunla da evlendiririm onu. Peki ne söyledin? O gelse dedi. Kendi üretiyor. Kendi peki üretiyor. Peki sen bir dakika bağırmadan. Sen bu kadını tanıyor muydun? Yok. Kendi üretiyorum. Tanımıyor muydu? Tanımıyor muydu kadını? Ya sen yalan konuşuyorsun. Sen niye yalan söylüyorsun? Ya sen yalan konuşuyorsun. Sen ya niye ben yalan niye yalan söyleyeceğim? Timiyle şununla bununla bana ne? Görmedin mi? Evimi beğenmedi dedi. Otel odasında oda ayarlatsın bana dedi dedi. Yusuf da otelde bir tane yer ayarlatmış ona güya. Hani geçmişinde olmuştur. İllaki olmuştur. Ama olduysa sen ne karıştırıyorsun? Bir gecelik ismi de kalkıp 3 sene ben gezdirmem yani. 5 senede yaşayabilir senden önce. Sen neye karışıyorsun? Hani tanımıyordun? Sen öyle de tanıştıktan hani sonra yaparsan hani ilgilenirsin. Senden önce karışamazsın. Ben izleyicilerimize peki, soracağım. Bir dakika. Tanımıyor. Bir dakika. Ya, valizle izleyicilerimize bana sormak istiyorum. O valizi de bana getirdi. Sen kullan diye. Ben içinde cezaevi kağıtlarını buldum. Bu valiz kimin? Tümeyan'ın dedi. Niye saklıyorsun o zaman hala? Kim saklıyor? Ben kullanmam. O zaman aşıkmış. Ben ablam kullandı. Ben kullanmadım mesela. Bir dakika, bir mesela şey söyleyeceğim. Ben sormak istiyorum izleyicilerimizle, bizi seyredenler. Partnerlerinizin, eşlerinizin eski sevgilileri ya da eski eşlerini
kıskanıyor musunuz? Ya da bunu problem haline getiriyor musunuz? Instagram hesabımıza yazabilirsiniz Esra Yazmacı ile yeni başlana. Hani bu genel bir problem mi acaba? Eski ilişkideki yaşadıkları, onu sevmesi, onunla ilgili duyguları kıskançlık meselesi haline geliyor mu? Ya ben çok bir gecelik olduğuna inanmadım. Bir gecelik insanın dövmesi yapılmaz. Her seferinde söyledim. Hani bir gecelik diyorsun ya, hani ben sevmedim diyorsun. Bir gecelik ben nefret ettim işte. Aynı anda şey yapıyorsunuz. Ondan sonra peki dedim, Mersin'deki evine her izin aldığında geliyor ya dedim. Hı-hı. Evini beğenmemiş, otelden sana yer ayıttırmış. Hani orayı şey yapmış ya dedim. Otele her çağırdığında gittim dedi mesela. Sevmiyorsun. İstemiyorsun ya, her çağırdığında niye gittin, arkadaş olarak konuştum. Aman ve bu şahıs da bir şey söyleyeyim mi? 5-6 yaş büyükmüş bundan. İşte 50 yaşında onu sevmiş ya. Sen demek ki. Hani tanımıyordun ya, sevmiş ya. Hani tanımıyordun ya. Ben tanımıyorum, sevmiş ya. Öyle söylüyorsun. Herkes seviyor zaten, ben anlamadım. Sen ne kadar seviyorsun? Sen demek ki. Ali Bey buyurun, bir Ali Bey çok istedi konuşmak. Bir dakika. Sormuştunuz ya, bu ihtisas alanıma girer. Hangisi? Eliniz okşanması mı? Avucunun içini ovalaması, dön dolaş sonra buluşalım. Aa, öyle mi demek? Tabii. Elini böyle Esra Hanım, şöyle açık getireceğim. Bir dakika. Bir dakika. Ben bir, şey, bir dakika. Bir saniye bir şey durun, dinleyemem. Konuşamıyorum ki. Bir merak ettim. Dur. Ve elinin içine okşanması. Yuvarlak halinde böyle okşanması, dön dolaş sonra buluşalım. Ha. Eğer ki bu şekilde kaşıyarak yapıyorsa hemen buluşalım. Sizler de bu kadar biliyorsunuz. Size çok yaptılar herhalde. Ha? Esra Hanım. Çok... Bir dakika. Bakın ben izleyicilerime söyleyeyim. Böyle bir yapıyorsa kadın elinize, dön dolaş sonra buluşalım demekmiş. Böyle yaparsa hemen buluşalım. Geçmişte çok yaptım efendim. Onun için siz mi yaptınız? Aa. Esra Hanım. Tövbe. Şöyle söyleyeyim. Öteki taraf bunun anlamını bilmiyorsa? Bilmez mi? Biliyor. Esra biliyor Hanım. Yusuf değil mi? Ben genelde gece çalıştığım için. Sen biliyor musun Yusuf'un anlamını? Ben biliyordum da şey yapmadım. Aa! Bahsetmedim. Ben şimdi biliyordum, bana da bahsedin. Anlatırsa ben kapıdan çıktım. Vallahi. Acaba Hanım, nereye gidiyor? Bilemiyorsun. Bir şey söyleyeceğim Esra Hanım. Yani ben normalde gece çalıştığım için sipariş götürdüğüm insanlar çoğu alkollü insanlar. İşte ne bileyim, şurada anlatmıyorum, bazı şeyleri de kullanıyorlar. Hı-hı. İşte madde kullanan insanlar falan filan vesaire. Yani genelde kendini kontrol edemeyen insanlar. Yani genelde götürdüğüm siparişlerin, ya atıyorum, hı-hı, toplamda gün içerisinde çalıştığında 30 sipariş götürüyorsan bunun 20'si sorunlu problemli insanlar. Şöyle söyleyeyim size. Bu konuda yaptıkları zaman evine davet eden bile oldu. Ben kesinlikle şey yapmadım. Yani benden bir karşılık olmadığı sürece ben kesinlikle şey yapmadım. Çünkü ben kurumsal bir firmada vallahi çalışıyorum. Bazı şeyleri de yeni duyuyorum. Ha. Geliyorsunuz, biri işte kurye getiriyor, yiyecek getiriyor. Onu içeri alıyorsunuz. Genelde böyle insanlar, ben bu tarz insanları çok gördüm. Ve ben bir karşılık vermediğim sürece kesinlikle zaten şey yaptım. Ben bunu 10 yıl içerisinde yaşadım yani. Ben dün yaşadım, hemen gidip de Tuba'ya anlatmadım. Ben 10 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Yani o kadar şey gördüm ki yani. 10 yıldır içerisinde, 8 aydır hayatındayım daha ben senin. Öyle söyleyeyim. Yani sadece ufak bir başlangıç yaptım. Ondan sonra anlattım. Sonrasında da zaten kendisi kıskançlıkları falan oldu. Ya bileydim anlatmazdım derdim. Yani şöyle bir şey. Şimdi bir fotoğraf daha gelmiş. Onu bir gösterebilir miyiz? Tamam. Ha, Tuba Hanım'a mı? Bir bakalım ona. Burada gördüğümde aslında burada mesela oğlanı ben çok benzettim babasını. Sen benzetmedin mi Tuğba burada? Çok benzemiyor mu? Bilmiyorum, şu an aklım o kadar karıştı ki. Kurban olurum seni, veren Allah'ına kurban. Veren Allah'ına kurban. Ha, Tuğba. Elleri kırılsın inşallah. Bir benim yüzüme bakın, bir de Yusuf'un yüzüne gülüp bakın yani Rabbim. Gülümseme hallerinde. Yani bir elleri aile olarak. Elleri kırılsın inşallah. Çimenlere bayıldılar. Çölde yürüyoruz gibi. Öteki birlikte olanın koca işe başlıyor. Ha, onları kociş. Ben yazmam ki. Bunu kim yazmış? Eski eşim. Niye kendine koca iş diyor? İşte benim ağzımdan yazıyor. Kullanmadığı Instagram hesabında. Aşkım fotoğrafı. Çocuklarımızla birlikte nice mutlu seneler. Yani bir benim yüz ifademe bakın, bir de Yusuf'un fotoğrafındaki yüz ifadesine bakın. Ha, gönderen kişi şunu diyormuş ki, hani gezmişler, her yere gitmişler, hiç gezdirmedi kocam diyordu. Diye yollamış Antalya'da bunu. Antalya zaten. Konya sahili. Antalya neymiş? Çalıştığı bu? Yer serbest. Kocası işe başlıyor. Ha, çok mutluydu. Kocasıyla yeri gezerdi diyor. Gezdiğim yerde peki tek başıma bu fotoğrafta neden yanımda yok? Şimdi Tuba Hanım. Aşkım şey, çocuklarımızla birlikte nice mutlu senelerimiz olsun. Şimdi Tuba Hanım bir şey soracağım ben. 17 yıllık evlilik yaşamışsınız ve yürütmüşsünüz ya bunu. İki de çocuk yapmışsınız buradan. Hani hiç sevmediğiniz halde. Evet. Şimdi bu bile bir suç değil mi ya? Bir adam hayatında 17 yıl duracaksın.
Bir yalanı yaşatacaksın adama hiç sevmediğin halde. Bir atırıp karşısına ben seni sevmiyorum, çocuk da yapmak istemiyorum falan demediniz mi ya? Yani bakın sizin ikinizde de bu suç var. Ya ben onu hiç sevmediydim ama 5 yıl birlikte, seninki 6 yıl birlikte oluyorsun. İşte siz hiç sevmemişsiniz 17 yıl. Sen bir çocuk yapıyorsun, seninki çocuk. Bu yalan da ahlaki mi sizce ya? Hüseyin Bey ben ilk evlendim. 17 yıl yalan atmak. 5 yıl boyunca yapmadım zaten. İstemedim. 5 yıl boyunca yapmadım. Ne yapmadınız? Çocuk. Çocuk yapmadınız. Aynen. 5 yıl bir yapmadım. Çocuk istemediniz. Aynen. Ve o kadar çok söyledim ki hani ayrılmak istediğimi. Annem de sürekli şey yaptı. Hani kızım bak evine bağlı, çalışıyor. İşte içkisi yok, şeyi yok falan dedi. Ben dedim ki evine bağlılıkla çalışıp kazanıp harcamamakla bir kocalı koca yapmaz dedim. Bir eş şu eli tutmuyorsa, bu saçı okşamıyorsa, benimle oturup evde bir kahve dahi içmiyorsa ya da atıyorum muhabbet etmiyorsa, işten gelip yan gelip elindeki telefonla sürekli parasal konuları takip ediyorsa, benim oradaki varlığımı görmüş görmemiş umrunda değil ki adamın. Bir de Tuğba şu çok konuşuluyor, senin mal varlığın olduğu, bir kazanımın olduğu, ne bu mal varlığı? Esra Hanım, biz ilk evlendiğimizde bizim bir çöpümüz yoktu. Hiçbir şeyimiz yoktu. Dedim ki kirada oturmayalım, yemeyelim ama kendi evimiz olsun. Biz hiçbir şeyimiz yokken 65 milyar kredi çektik. 55 milyara ben ev buldum. Dedim ki bu evi alalım. Tamam dedi. İnanın ki ben bir yere gideceğim de yürüyerek gittim çarşıya falan. Peki ev senin üzerine mi şu an? Hayır, kendi üstüne. Ya boşandıktan sonra zaten avukat bey bilir, hani ortak olarak giriyor ya yarı yarıya. Evet. Atıyorum ev 2 milyon, 1 milyonu benim, 1 milyonu onun. Ve onun bankada parası vardı. Parayı verdi sana. 300'ün üstündeydi para. Bana dedi ki 230 bin lira para var. Gerisini ne yaptı bilmiyorum. 200'ünü sana vereyim, 30'u bende kalsın. Bir de araba al dedik biz. Arabamız vardı. Araba da benim olsun dedi. Arabayı elleme dedi. Bileziklerim şey var dedi. Bu kadar aldatma, başka adama gitme durumuna göre bunları veriyor olması iyi bir adam yani bu. Öyle değil mi yani? Sonuçta abisi de bağlanabilir. Abisi dedi ki 16-17 yıllık orada senin hakkın daha çok dedi. Benim kardeşim hiçbir zaman akıllanmaz dedi. Birçok izleyicimiz demiş ki Yusuf Tuğba'nın olan parası ve mal varlığı yüzünden Tuğba'yı. Yusuf aslında hiçbir zaman benim 1 liramı dahi ellememiştir. Elleyecek olsaydı zamanında çok yapardı. Mesela benimle niyetini belli etmezdi. İçerirdi atıyorum. Ben zaten hiç bağımlı değilim ya. Benim her şeyimi bilir. Ben hiçbir şeyimi saklamam. Ben parasında gözümde olmadı. Banka kartıma varana kadar hepsini bilir. Alır bir şekilde üstüne geçirir. Der ki seni istemiyorum. Mobil bankacılık şifresine kadar her şeyini biliyorum ben. Aksine yani. Her şeyden çok güveniyorum ben ona. Aksine kazandığı paraları hepsini bana verir. Cebinde bir kuruş para kalmaz. Sen çünkü bana bugün ne dedi biliyor musunuz? Kadın dolurmuş para. Erkek Esra olmazmış. Esra Hanım. Erkek olmazmış bir dakika. Erkek de para olmazmış, kadın dolurmuş. Bir kim saniye. Bana bugün ne dedi biliyor musunuz? Otelde buraya gelmeden önce. Benim dedi cüzdanımda bir kuruş para yok. Neden biliyor musun dedi. Benim zamanımda 30 bin lira 40 bin lira işte kartlarımda 300-400 bin liraya yakın param vardı. Ben şu an kendime ceza verdim. Çünkü paraların kıymetini bilemediğim için bilseydim eğer seni bu duruma sokmazdım dedi. Seni daha iyi yaşatırdım dedi. Bu duruma, bu kanala da çıkmazdık dedim yani. Sen de dedi paranın kıymetini bildiğin için dedi sana veriyorum dedi. Ya benim hatalarımdan dolayı dedim. Yusuf enişten hattımızda ne diyecekmiş bakalım. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun, ne söylemek istersiniz? Teşekkür ederiz. Buyurun. Televizyonun sesini kısayım mı? Esra Hanım, iyi günler tekrardan. Buyurun. Ben Yusuf Bey'in eniştesiyim. Evet, hoş geldiniz. Meryem teyze, ben Meryem'i öpüyorum seninle. Sağ olun, teşekkür ederim. İşiniz az gelsin. Sağ olasın. Şimdi Esra Hanım şöyle söyleyeyim. Yusuf Bey'in ilk eşini gidip paylaşmasını isteyen kişi benim. Ha, siz istediniz Yusuf Bey'in ilk eşini. Evet. Yusuf sevmeden evlenmiş ama. Şimdi yok, aynı iş yerinde çalışıyoruz bir AVM'de. Benim de mesela arkadaşımdır. Anlamıyorum ne dediğinizi. Biraz yavaş konuşur musunuz? Şimdi Yusuf Bey kuryelik yapıyordu. Evet. Eşiyle beraber ben de aynı mesai arkadaşıydım. Bir AVM'de çalışıyordum. Evet. Dedi ki böyle. Ben dedi kız isteyeceğiz ama dedi babam babasız. Abi dedi bana böyle babalık yapar mısın, bana geldi. Ben de tamam dedim. Gerçekten de çok seviyorum. Hala kendisini çok severim. Şimdi gittik, istedik. Peki Yusuf isterken yani bu kıza aşık mıydı, seviyor muydu?
Şimdi şöyle söyleyeyim. Son bir yıla kadar yürüp cennetlikti. Ben onu sormuyorum. Şey, şunu soracağım. Aşık olarak mı istedi? Severek evet, mi? Evet. Tamam. Tamam, konusunu evet. Ben de söyleyeceğim. Evet. Şimdi gitti bir hafta 10 gün sonra eşini kaçırdı bu. Ailesi baskı yapıyor diye. Neden tamam. Kaçırdı? İşte ailesi baskı yapıyor abi dedi. Şöyle dedi, eşini kaçırdı. Ben anlatacağım Esra Hanım her şeyi. Ve yani ben şu ana hattı almak istiyorum. Siz diyorsunuz ki son bir yıla kadar Yusuf eşine aşıktı, öyle mi? Evet. Ya, ve dediniz ki bakın sizin söylediğiniz sözü söyleyeceğim. Yusuf cenneti yaşıyordu. Aynen öyleydi. Son bir yıla kadar. Ömer son abi, bir yıla kadar. Işte. Ömer abi sana bir şey anlatabilir miyim? Peki Yusuf hiç o dönem çocuğunun başkasından olduğu ile ilgili bir şüpheleri var mıydı? Yok. Esra Hanım şunu da söyleyeyim. En son ayrılmadan önce bana geldiler. Abi biz anlaşamıyoruz. Bizi barıştır. Geldiler bana. Eşim vardı, annesi vardı, ablası vardı, hep beraber. Ben de dedim ki, hatta hanım sordu. Dedi ki, ikinizde de aranızda aldatma var mı? İkisi birden öyle bir şey kesinlikle yok dediler. Ben mi yok? Bak bir şey söyleyeceğim sana. Dinle. Tamam sen konuş da ben de söyleyeceğim. Dinle. Tamam. Allah tamam. Allah. Söyle. Ben de tamam ben de söyleyeceğim. Ben de dedim ki madem öyle bir şey yok. Ailelerin yanında rahat konuşamıyorsunuz. Benim bulunduğum sitede sena vardı. Getirin dedim. Oturun baş başa konuşun. Aranızdaki senin çocuğun bana öyle gelin dedim. Tamam. Şimdi bunlar geldi. Hatta bir ses çıktı. Ben vardım yanına. Ne oldu dedim. Biz anlaşamıyoruz abi dedim. İyi zaman dedim. Ayrılın birbirinize dedim yıpratmayın. Dedim mi? Dedim. Bunlar gitti anlatmanla boşandılar. Yani ama o zaman aldatmıyoruz. Bir dakika. Bir saniye. Bir dakika. Biraz çok hızlı konuşunca biz bir karşılık vermemiz gerekiyor. Yani siz şunu söylüyorsunuz. Asla aldatma olayı olmadı. Bize de, bana dedikleri bu Esra Hanım. Tamam ne diyorsun Yusuf? Esra Hanım şöyle söyleyeyim. Kendisi sürekli ailesiyle mutsuz olduğunu, ailesi tarafı zaten bunun babası vefat hayır, etmişti. Hayır onu sormuyorum. Aldatma olmadı demişsin. Bu arada tamam, reklama gitmemiz gerekiyormuş. Sonra. Bir cevabı alacağım hemen. Kısa bir aldatma aramız var. Aldatma kanıtlarını çıkartmadı mı? Şimdi yalnız programda da bazı yeni şeyler öğreniyoruz mesela işte yok ellerin anlamı falan psikolojik bak psikoloğum bilmiyorum bu yani bunu ama bunlar mesaj sistemi herhalde değişik kadınların uzaktan gönderdiği mesajlar sizler biliyor muydunuz? Yani duydum. Esra'm siz bana Hüseyin bir şey Bey, siz biliyor muydunuz bunu? Vallahi hiç haberim yok böyle şeylerden. Değil mi yani böyle kadın sizi yuvarlak yapsa sonra dön dolaş gel öbürü hemen gel. Esra Hanım. Kaç siz... taraf bilmiyorsa ama bak Yusuf da biliyormuş. Mesaj boşa gidiyor. Mesaj boşa gidiyor o zaman. Esra Hanım ben size bir şey... En son siz bana bir şey sormuştunuz. Heh. Aldatma konusu oldu mu demiştiniz değil mi? Ha, evet çünkü enişten dedi ki... çok seviyorlardı birbirlerini. Hiç aldatma yok anlaşamadıkları için ayrıldılar. Yalan. Başlı başına ya ben o kayıtları çıkarttırmadım. O benim hat benim üzerimdeydi zaten o dönem kullandım. Ben hiçbirini çıkarttırmadım. Çıkarttırmadığıma öyle bir pişmanım ki. Yani her seferinde beni işte sana nafaka davası açacağım. İşte senden tazminat alacağım. İşte ne var ne yok affedersiniz donuna kadar alacağım. Ben bunu çıkartmak istedim. Ablama gittim sordum. Dedim ki abla dedim. Bak böyle böyle bir durum var. Ben ne yapayım? Dedi ki kesin dedi emin değilsen dedi. Yusuf dedi. Bak ben her zaman Yusuf der. Kardeşim falan nadir der. Tersi olursa dedi. Aynı şeyi o sana yapsa sen ne yaparsın dedi. Her bir beni geri vazgeçirme şeyinde. Sonrasında ne oldu? Boşanma davamız gerçekleşti. Peki bana... sen boşanmada sebep olarak aldatmayı öne sürdün mü yazılı olarak? Aldatmayı öne sürseydim savcılık kararıyla bütün konuşmaların dökümanını hepsini çıkartacaklardı. Şimdi bak, öyle bir şey var mı? Var. Şimdi, var. Hayır var. Bir dakika savcılık kararıyla değil de mahkemenin talebiyle gelirdi ama. Tamam ben şimdi bunu sen öne barışmaya sürmedim. Gittiğinde aldatmış bir insan bu beni aldatmadı demezsin o zaman sen böyle bir şey yaşansaydın. Bir de barışmaya da gitmezsin ki. Barışmaya gitme değil Esra Hanım şöyle söyleyeyim. Yani benim ailem
evliliğinin bitmesini istemiyorlar. Diyorlardı ki ortada bir çocuk var. Ne olursa olsun bitirme. Ya böyle bir mevzu var ama diyorum. Ama aldatsa nasıl peki sen bana demedin mi mahkemeye gittiğimizde? Mahkemede ben sen bu şeye imza atmazsan ben senin bu aldattığına dair bütün evrakları çıkartacağımı evet, söyledim. Evet diretti bana. Peki bana diretti. Bu evrakları çıkartma tamam anlaşmalı bir şekilde imzayı atacağım evet, dedi. Evet keşke bunun kaydı olsa da şu anda yayınlasam. Ama ben bunları açığa çıkarttığımda bana hepsi birden cephe aldı. Dedi ki bak bir tane çocuk var. Ne olursa olsun mutsuz da olsan. Öyle mi? Hayır, aldattığını söyleme mi dediniz Meryem Hanım ailece? Hayır. Anne. Şu anda yine çıkartabilirsin. Çıkartmasın. Anne kayıtlar var anne. Konuşma. Hayır Esra. Anne kayıtlar var. Anlaşamadık dediler. Esra Hanım bir şey soracağım avukat bey. Anlaşma 2 ay sürdü. Anlaşamadık dediler. Bu yürümeyecek dediler. Ondan sonra halbuki bu ayrılmamak istedi. Ha ayrılmamak evet. istedi. Kadın evet, ayrılmak istedi. Yusuf ayrılmamak istedi. Ondan sonra torun annesi de dedi ki artık dedi bu yürümeyecek deyinecek beraber gittiler mahkemeye. Mahkemede ayrıldı çocuğun velayetini verdi gitti. Bundan sonra da bitti. Kimse ne kimseyi aradı sordu. Çocuğun Meryem için geldi bir aldı. Dakika bir şey soruyorum. O kadar. Yani aslında Yusuf eşinden ayrılmamak istiyordu. Evet. Eski eşi ayrılmak istedi. Peki Yusuf bana dedi eski eşine şiddet uyguluyor muydu? Bunu anlatsana geriye dönük bir anlatsana. Hı. Yaşadığımız hayatı bir anlatın. Bana anlattım. Ne dedi peki? Esra Hanım bana dedi ki. Kim kime şiddet uyguluyor? Yusuf eşine bana dedi ki sen de dedi diğerleri gibi dedi yarın bir gün beni bırakıp gider misin dedi. Peki neden bunu bana soruyorsun dedim. Bir şey demedi. Bana ne yaparsan yap ben seni seviyorsam her zaman yanında dururum dedim. Orada bir dur. Hı. Orada bir dur bak ama benim sözümü dinle. Madem çok seviyordum ben de size... Bak kör söyleme bak Antalya'da ben sana yakınlığımı gösterdim değil mi? Ben yavrum dedim gösterdim. Kızım dedim değil mi? Tamam. Eğer dedim eğer evlenme istiyorsanız mutlulukta dilerim dedim. Hı. Deyince de sen de bu çocuğun geleceğiyle bu abisine bu bize bu hakarette neden bulundun? Yusuf'u seviyorum diyorsun ya neden bunu yaptın o İlk zaman? Başta kim yaptı? Bir saniye. İlk başta kim yaptı? Tuğba cevap vereceğim. Tuğba açıklayacağım. Söyle. Cevap vereceğim. Söyle. Neden yaptın? İlk bir ay gayet güzeldik ben sana anne bile dedim. Ben de sana yavrum diyorum gene de diyorum. Arabanın içine ne dedim? Evim olmasın çadırda bile yaşarım dedim. Değil mi? Bu hakareti söyle. Bir dakika anlatıyorum. Baştan evet. anlatıyor. Ben sana her şeyi anlattım. Benim param da vardı, evim de vardı, arabam da vardı. Ama mutsuz değildim. Sevgi görmedim, ilgi görmedim. Boşandım. Tamam mı? Sonrasında Yusuf bana anlattı ya. Ben hani evlilik neden ayrıldığımı anlattım biliyor. İlla ki anlatacaksın. Ben de ona sordum. Dedim ki sen neden bitirdin? Aldatıldım dedi. Aldatıldığım için de dedi ben bu çocuktan şüphelendim dedi. Ben de dedim ama ki. Bir şey söyleyeceğim. Aldatılmış olsa Meryem Hanım'a ailesine söylemez mi bunu ya? Zamanında Esra çok söylediğini de söyledi. Şu anda yalan söyledi. Ben şimdi açıkça bana söyledi. Defalarca söyledi mi? Esra Hanım buradayım. Bu kayıtları öyle çıkart. Bir şey benim dediğim gibi oldu. Buradayım ben. Esra Hanım yani, bir şey söyleyeceğim. Yani senin dediğin gibi olduğu evet. şey sen bana doğruyu söyle. Ben doğruyu yani söylüyorum. Yani aslında kadına ayrılmak istedi Yusuf değil. Peki. Öyle mi? İkisinin arasında bak. Ayrılma oldu da. Kadın deyince ikisinin arasında da oldu. Olunca da çocuğumuz var diye Yusuf ayrılmamak istedi. Yusuf aldatılan evet. adam ayrılmamak istedi. Evet ayrılmamak tamam. isteyince ondan sonra dedim ki ben yarın dedim bak bu olmaz. Ben de bir iki sefer gene söyledim çocuğun annesine yarın dedim. Bak, bir dakika Yusuf sen aldatılmış olsan niye ayrılmamak istiyorsun? Esra Hanım ben şöyle söyleyeyim. Ben zaten hal ve hareketlerini son 4 yıl hani diyor ya son 1 yıla kadar cenneti yaşadı. Son bir yıldan sonra cehennem oldu dedi değil mi? Evet. Bu kesinlikle yalan. Benim dört duvar arasında yaşadığımı ben gidip de Ömer abiye, Ahmet abiye vesaire şeylerimi anlatmam. Çünkü dört duvar arasında yaşanan dört duvar arasında kalır. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Ben defalarca söyledim. Ben mutsuzum dedim. Mutsuzluk ayrı bir şey. Aldatılan adam boşanmak sonrasında ister. Sonrasında bak dedim. Mutsuzum demez. Şöyle söyleyeyim Esra Hanım. Öyle bak. Değil mi? Esra Hanım bir şey söyleyeceğim. Açıklık getireceğim. Şöyle söyleyeyim size. Ben her seferinde kendisine söyledim. Ya sevemeyebilirsin. Ben seni sevmiyorum dedim. Açık ve net sevmiyorum dedim. Sevmiyorum dedi. Yüzüne karşı söyledim. Diyor. Bir dakika Esra Hanım şöyle söyleyeyim. Hı. Benim 4 yıl boyunca evime toplasan geldi ya 4'tür ya da 5'tir. Yani çünkü niye? Kendisinde onu sevmezdi. Niyesini size bak söyleyeyim. Ya. Bir dakika bak sen sizin ailesine götürdü dedi. Kesme bir dakika ben şurada. Doğru söyle Meryem Hanım söyle. Hayır. Tamam inkar edeceğim. Yemin etsene. Yemin ederim. Bir dakika tamam Aynen. tamam yemin et. Sıkıntı yok o senin sen ancak. Sen seviyor muydun eski gelinini? Seviyorum ama şimdi ailesine bağışlasın. Ailesine bağışlasın. Hayır yani sen sevmiyordum istemiyordum o gelini dedin mi? Hayır seviyordum ayrıldığından sonra.
artık ailesine bağışlasın. Tamam, benim sevgim, şey. Saygım artık. Esra Hanım, ben bir şeyler açıklayabilir miyim? Olamaz, sözüm konuşma kesildi. Hakkım yok tamam, benim. Bitti mi senin ailesine sözün? Bağışlasın. Sen bitti mi sözün? Bitti mi? Ben seviyordun tabii. Ben konuşabilir miyim? Seviyordun gelini. Evet, kızım gibi seviyordum. Ben konuşabilir miyim? Bak, kızım gibi gelini seviyordum diyor ben gelin. Ben Tuğba'ya da söyledim. Bu yakınlığını devam ettir dedim. Kalbime yazarım kocamanlık. Öleceğe kadar taşırım onu dedim. Bak dedim, böyle gidersen dedim. Tuğba'yı nasıl bir gelin olarak görüyorsun? Tuğba'yı ilk başında öyle gördüm ama bak yaptıklarını duyun. Bunlar şimdi, eğer bunlar evet, yapılır mı bu evlilikte? Tuğba doğruluğunu önce ters döndüm. Bunu yaptıktan sonra yavrum bak bunu yapma yapma dedikten sonra hep üzerimize zaten geldi. Hiç dinlenmedi. DNA testinden evet, sonra. Dinlenme. Ondan hariç ağza alınmayacak özür dilerim. Hep mesajlar göndere göndere sana göndere. Evet. Burama geldi. Aksine bunu onlar gönderdi. Ben yok, hiçbir şey göndermedim. Ben hiç, ben mesaj yazmasını bile bilmem. Allah senin azın. Keşke bilseydim de sesli şeyini alsaydım. Siz bir dinleseydiniz. İnan burada herkes ağlardı. Esra Hanım, ben bir yemin şey sözüm yarım kaldı. Esra Hanım, ama ben yapamadığımdan dolayı kovulurmuş. Kaydedemedim. Ama bu koca kadına niye yok, gelmiyor? Hiç yalan söyleme. Ben seni ilk dönemlerde yapsaydım. Kalbime dönerdim seni kalbime. Ben sana ne dedim? Arabanın önünde, evin önünde. Sözümü tutmadım. DNA testi istiyorum ben dedim. Yusuf'tan dolayı şüphelendiği için dedim. Sen direkt bana orada bir çıkıştın yok böyle. Her çıkışmanda ne dedin? DNA'dan vazgeç, başımın üstünde yerim beni var dedim. Beni dinle. Dedim mi öyle Meryem Hanım? Dinle Esra Hanım, ne dedim bak. Dedim ki yavrum dedim bak, bu çocuğun annesi babası belli. Siz birbirinizi seviyorsanız bak dedim, çocuğun kururuyla oynamayın. Bunu dedim Esra Hanım. Ama bu, Tuğba çocuğun Yusuf'tan olduğuna inanmıyor. Ama inan, Yusuf da inanmıyor. Şimdi benim anladığım bu. Tuğba'yla. Şimdi Esra Hanım, benim eski eşim de bana zamanla çok derdi. Büyük oğlumdan için bana hiç benzemiyor derdi. Ben direkt bak kendimi şey yapmam. Öyle bir şey olsa tırsarım, korkarım. Derim ki ya ortaya çıkacak derim. Ben her zaman derim çıksın bağlansın eğer adamsa. Buradan da seslenirim. Dedim ki bana güvencin yoksa arkadaşım gidelim hastaneye DNA testini yaptıralım. Kimdense çıksın ortaya dedim yani. Ben bunu her zaman derim, saklamam. Ama bunlar böyle sürekli inkar ettikçe bak, gene, ben bak, şüphelenirim. Dönüyor, dolaşıyor. Esra Hanım bunu dedim. Bu Allah'ından korksa beni bu kadar yormaz. Ben bunu dedim. Bu çocuğun kurulu oynama dedim. Ama arkasından sürekli mesaj yaz tamam, yaz yaz. Bak. Beni gece ikilerde üçlerde dur arıyor. Döndürüyor ikisi ve bir de arıyor. Sen beni ne arıyorsun kadın diyor. Esra Hanım bir saygısız şey diyor, terbiyesiz diyor beni. Evet. Bunu bence siz bana diyorsunuz. Hayır. Esra Hanım. Hayır. Çok mutluydu. Yemin ederim. Yok Sevda'yla çok mutluydu. Yemin niye ederim ayrıldı o zaman? Sen artık onu bırak. O benim gelinim değil. O 5 yıl olmuş, 6 yıl olmuş. O zaman bana her defasında niye bahsettin? Onu karıştırma. Ben hiç onu bahsetmiyorum. Ben sadece telefonda hindi bana sen, niye bahsettin? Hindi sen var. Ben telefonda onu hiç konuşmadım. Konuşmadı mı? Konuşmadım. Namusun ve şerefin üzerine yemin etsene. Namusun ve şerefin üzerine yemin et. Konuşmadım. Bak konuşmadım yorma, değil mi? Beni bak, yorma, bak ben sana bir şey söylüyorum. Beni dinle. Beni yorma konuşmadım. Allah yorma beni. Ya Allah aşkına sen yorma, benim soruma cevap ver. Korkuyorsun işte korkuyorsun. Sen benim yorma soruma cevap verir misin? Konuşma anne, hakkım yok benim. Anne bağırma. Konuşma. Bir şey söylüyorum. Namusun ve konuşma şerefin üzerine yemin et bunun üstüne. Konuşma. Namusun ve şerefin üzerine yemin et. Konuşma. Ya yemin et yemin et konuşma deme inkar etme. Korkuyorsun. Esra Hanım şöyle söyleyeyim. Ben şu yalan anda çıkıyor çok sinirliyim. Şu anda kendimi kontrol gel edemiyorum. Gel dolayısıyla. Eski eşim sürekli çalıştığı paraları annesine götürüp altın, vesaire, deli, nasıl söyleyeyim, parayı annesine, kardeşleri çalışmazdı. Her sürekli parasını götürüp yedirdi. Ben bunu sürekli söylediğimde sen karışamazsın. Ben çalışıyorum, ben özgür bir kadınım. Ondan sonra sen benim paramı sorgulama niyetin yok. Sen adamsan getireceksin benim paramı. Çalıştığın parayı getireceksin. Ortada harcayacağız. Sen benim parama karışamazsın diye. Sürekli ben bunun kavgasını ediyordum. Ve bunu söylüyordum. Daha çok değil. Bir sene öncesine kadar diyordu ki ondan kadın olmaz. O böyle yaptığı sürece doğru 50 mu tane de hayır, 50 tane de koca hayır olsa alsa bunu yapamaz. İşte öyle ben dedim mi? Hayır bak, ama şu an söyle sen bir hayır dakika. Hayır hiç söylemedim Esra Hanım. Namusun ve şerefin üzerine yemin eder misin? Hiçbir zaman demedim, demedim, etmedim. Namusun ve şerefin üzerine yemin eder misin? Demedim. Seni edersen ben şuradan çıkıp gideceğim. Senin yalancı söylemeyin. Ya bir sözümü tut. Bir Allah rızası için dinledim ya. Namusun ve şerefin üzerine yemin et. Geber. Emre yemin et. Yemin etmiyorsun. O zaman külliyen yalan söylüyorsun. Sensin yalancı. Bırak ya. Ben buradayım. Yemin et o zaman. Bağırma, yemin niye bağırıyorsun? Yemin et, yemin et. Yutuluyorsun değil mi? Benim üzerime yemin et. Benim önümü gör ki senin önünü göreyim de. Ben onları söylemedim yalan de.
Parçası. Şuradan çıkıp gideceğim. Güle güle. Namusun ve şerefim üzerine yemin ederim çıkarım. Güle güle. Sen bana ben dedin ya. Söylediğine güle namusun güle ve şerefim üzerine yemin ederim. Güle güle. Ben bu anda şu anda şov yapmıyorum. Güle güle. Ama sen gerçekten güle güle. Öyle bir ikili oynuyorsun ki 85 milyona beni rezil ediyorsun. Hadi ve sen gerçekten ben seni tanıyamamışım. Senin oğlun olduğuna utanıyorum ben. Utanıyorum şu anda. Öyle deme ya. Beni silen o zaman madem. Şu anda beni yabancı durumuna çıkarıyorsun. O kadını her zaman kötüledin, o kadına söylemedik hakaretleri. Allah için bana sus. Yardım edin. Sus, yardım edin. He. Çocuğun DNA'sını da bana verin. Niye yemin etmiyorsun? Peki bu nedir istiyorsun? Niye yemin etmiyorsun? Kusura bakma, bir şey döndürüyorsun. Niye yemin etmiyorsun? Ben bunu istemiyorum işte. Ben bunu istemem. Konuşma. Bir şey saklıyorsun, sana niye veriliyor? Konuşma. Sana niye veriliyor? Esra Hanım. Ama İstemiyor benim oğlum derdi. İki tane. Bir dakika. Söyle Meryem Hanım. Esra Hanım. İki tane çocuğum var. Ölüsünü göreyim. Ben de bu test sonucu burada net bir şekilde açıklanmazsa Antalya'ya gidip avukat bey burada soyboğ reddi davası ister 50 bin gitsin ister 100 bin gitsin. Niye açıklanmasın burada? Açacağım. Niye açıklanmasın? Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Saklıyorsun bir şeyle. Namusun ve şerefin üzerine yemin et diyorum, yemin edemiyor. Bak eski gelini her zaman kötülüyordu. Ondan kadın olmaz. O şu anda korktuğu için, baskı altında yalanları kaldığı için. Yalanların içine giriyor ya. O zaman ya. Yemin et. Tuğba'dan korkusun. Bak ne diyor? Gelme dediğine. Bak ben bunları söylediğine neyi? Namusum ve şerefim üzerine yemin ediyorum. Sen eski gelinle kötüledin mi, kötülemedin mi? Hayır. Hakkında şeyler söylemedin mi? Hayır. O zaman benim Allah hayır. Belamı versin. Beni hayır. Evlattan sil. Sen benim annem değilsin bu saatten sonra. Yazık ya. Kaç yaşında kadın yalan söylüyor. Esra Hanım bak şu anda yalan söylüyor. Yemin ediyorum yalan söylüyor. Allah senin cezanı versin yalan söylüyor ya. Patla. Esra Hanım bana dedik ki sen benim torunumdan DNA testi isteyene kadar git kendi iki tane çocuğundan DNA testi iste dedi. Ben de dedim ki gel gidelim yaptıralım isteyelim. Ya rezil etti beni ya. Ben saklamıyorum. Benim bir şey de saklayacak olsam derim ki ya ben niye yaptırayım ki ya? Sen benim çocuklarıma ne karışıyorsun derim. Kalk gidelim yaptıralım. Ben sana devam edeceğim. İnkar etmiyorum senin gibi. Sen bizim DNA testimize inanmıyor musun? İnanmama değil Esra Hanım. İnanmama değil. Bir şeylerin saklandığını söylüyor. Bana şeyden... yardım edin diyor. DNA testini bana verin diyor. Hayır. Ben gerçek çıksın isterim. Bu ne demek? Bir şey söyle, bana da kapalı zarfta gelecek. Bunu yapan zaten şirket. Esra ben de yakında öğreneceğim. Ben Esra Hanım, ben gerçekten size inanmasam, güvenmesem zaten bu burada olmam. Gelmem. Ben bak öyle yardım et. Bu gerçek çıkmak zorunda. Ama yani, Esra Hanım, ben onu saklamayacağım. Ben 7 aydır kan kusuyorum. Ben geceleri uykusuz bana kalıyorum. Bana da kapalı zarf gelecek. Yani bana da böyle açık vermiyor. Burada diyor, ben, herkesin önünde açılacak. Ben size zaten her zaman güvendiğim için buradayım. Ben bir şeylerin açıklanmasını istediğim için buradayım ama... Siz benim yerimde olsan ne yapasın? Sizin karşısına gelip bana yardım edin, bana verin derse ne yaparsınız? Peki niye o zaman sen yemin etmiyorsun? Sen neden etmiyorsun? Bana verin dedin? Söyle ben yamanım. Şeyini dedim. Evet. Baba çekiliyor. Söyleyeyim Meryem Hanım. Ne oldu? Bir kötü mü oldun yani, sen? DNA testinin sonuçlarını açıklayın. Ya bir su verin Meryem Hanım. Hemen bir şey oldu mu? Böyle dön. Peki Esra Hanım neden yemin etmiyorsun? Sadece şeyini ne demek istiyorsun? Çocuğun velayetini diyecektim. Çocuğun velayetini... Ama hayır, şimdi hayır. DNA'dan sonra evet, mı demek evet. istiyorsun? Evet, DNA'dan sonra dedi. Yusuf'tan bir daha çıksa da mı? Evet, o istemiyor Yusuf'tan ya. Yusuf'tan çıksa da zaten bak yukarıda ha. Allah var verdireceğim. Ablası mı alıyor? Bak, kim alıyorsa mi? Alsın. Bak. Yusuf verecek mi? Verecek. Bak bu şeyi gördün vereceğim, senin çocuğun ben çıksa da. Vereceğim. Çünkü ben cehennem hayatı yaşadım mesela. Şu anda ben ne dedim? Eski gelini kötülediğine... Ben aldattığını kanıtlamadığım için, pişman olduğum için her şeyi söyledim. Bunu söylemediğime dair namusum ve şerefim üzerine yemin ediyorum, yemin edemiyorum. Abicim çocuğun saklıyor. Suçu ne burada ya? Bir suçu yok. Çocuğun suçu ne? Avukat bey çocuğun bir suçu yok. Bak şöyle söyleyeyim. Size kesinlikle net bir şekilde söylüyorum. Gerçekleri saklıyorum. Nasıl oldu? Ve ben şu anda palyaço oldum ya. Yemin ediyorum 85 milyon insan Allah bilir kaç tanesi bana küfür ediyor şu anda ya. Şahsen benim hakkımda öyle bir şey yapılacak. Ben ne kadar demin de dedim ya evli de olsam başka hayatımı kurmuş da olsam beni boşayacağını da bilsem beni öldüreceğini de bilsem kendimi haklamak için bir şekilde bağlanırım kendi orada şeyimi haklarım yani. Ya gerek yok böyle şeyler ya sen beni evlanırım ya. Ya ben sana diyorum ki yemin et. Lanet olsun yazıklar o zaman bana. Yazıklar olsun yalanlarına. Lanet olsun. Sen yalan söylüyorsun. Şu anda beni 85 milyona rezil ediyorsun. Allah bilir 85 milyonun içinde kaç tanesi şu anda bana şey yapıyor, küfür ediyor. Ediyor. Peki, ben ediyor. Ben peki eski gelinin niye bağlanıp kendini burada bak şey ya, yapmıyor? Eski gelin şimdi bak ne yapalım biliyor musunuz? Bir sakinleşin. Niye konuşmuyor? Meryem Hanım da kötü oldu. Neden konuşsun ya sen evleneceksin? Ama onun hakkında konuşuluyor. Bak iftiralar onun hakkında.
Şimdi bakın, bakın bir yanlışlık var. Şimdi iddiacı iddiasını ispatla mükelleftir. İddianızı ispatla mükellef olduğunuz için, iddia hayatınız siz olduğunuz için hiç kimse, aleyhine iddiada bulunan kimse çıkıp ben yapmadım etmedim gibi bir şeye katılmak zorunda değil. Yani eski gelin arayıp da bu çocuk Yusuf'tan demek zorunda değil. Zaten çocuğun Yusuf'tan olduğu bir kanuni karine. O evlilik içinde doğmuş. Yani bunu yapmayın. Her tarafı karıştırmayın. Şüpheniz de, şimdi şüpheniz de gerçekten o kadar bulanık ki. O da olabilir, bu da olabilir. Yani tamam, sizden olmadığını düşünebilirsiniz. Fakat insanlara bu şekilde iftira olabilecek nitelikte beyanlarda bulunamazsınız. Kafanıza göre yani öyle adamlar sıraladın ki sen, olmaz öyle bir şüphe. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Herkes bir sakinleşsin. Meryem Hanım da sizler de bir sakinleşin şimdi, kötü oldu. Bir görüntü göstereceğim size. Bak bu görüntüyle ilgili... Yorumunuzu çok bekliyorum DNA testiyle alakalı. Ama onu yarın göstereceğim. Çünkü Meryem Hanım da kötü olunca ben şimdi tedirgin oldum. Şimdi diğer konumuza geçelim. Tuğba eski erkek arkadaşı Ümit'i suçladı. Beni ağına düşürdü, evlilik vaadiyle kandırdı. Nasıl? Evlenme vaadiyle kadınları dolandırıyor dedi. Tuğba'nın iddiası doğru mu? Ümit kadın kızları insanları kandırıyor, dolandırıyor. Ümit Tuğba'nın suçlamaları karşısında sessizliğini bozacak mı? Ailesi, annesi, ablası, kardeşleri erkekleri kandırıyorlar. Şimdi Esra Ezmeci ile Yeni Baştan da. Hoş bulduk. Şimdi dün sen buraya geldin, katıldın. Şunu söyledin, bak bir kadının da bunu söylemesi zordur. Evlenme vaadiyle kandırıldım dedin. 4 yıllık bir ilişki yaşadın. Evet. Evlenme vaadiyle kandırıldın, ona paralar gönderdin. Evet. Ve aynı şekilde kız kardeşinin de başka erkekleri kandırdığını iddia ettin. Evet. Çünkü ben onların içerisinde kaldım. Onlarla Ümit asker gitmeden önce bizde kaldı. Bizden askere gitti. Sonra askerden geldikten sonra ben bunun ailesinde kaldım. Bayağı bir kaldım. İçlerinde tabii zaman geçtikten sonra neyin ne olduğunu öğreniyorsun, görüyorsun, duyuyorsun. Zamanında insanlar beni uyardı. Ama ben o zaman hani saftım, toy dönemimdi. Kimseye inanmadım ondan sonra ve başıma geldikten sonra inandım. Anladım. Peki kaç yıl birliktelik yaşadınız Tuğba? Ben buna 4 senemi verdim. 4 sene senemi. Birlikte yaşadınız. 4 senemi verdim. Ailesiyle verdi. Tanıştın. Senin ailenle tanıştı Ümit. Evet. Seviyor, aşık mıydın? Evet, çok seviyordum zamanında, aşıktım. Ama o benim değerimi, kıymetimi bilmedi. Diğer kadınlara, kızlara yaptığını bana da yaptı. Ne yaptı diğer kadınlara, kızlara? Ben hayatına girmeden önce hayatında birkaç tane kadınlar, kızlar vardı. Biri geliyordu, biri gidiyordu. Ondan sonra... Yani çapkın biri mi Ümit? Yani Ümit yani nasıl diyeyim, böyle oturup kalkmasını, konuşmasını bilen bir insan. Hani nasıl bir kız tavlanır, onun ailesi de nasıl erkek tavlanır, bu işin profesyoneli olmuşlar ve işi de çok ilerlettiler. Peki 4 yıl boyunca nasıldı ilişkiniz? Vallahi ilk başlarda çok güzeldi. Ayaklarım yerden kesiliyordu. Çok mutluyduk. İşte her şekilde videolar, resimler paylaşıyordu. Peki Ümit'in senden önce bir evliliği falan var mı? Yoktu. Yok. Hiç evlenmemişti. Senin var mı? Ben evlendim, ayrılmıştım. Oğlum vardı. Oğlun var. Hı-hı. Allah bağışlasın. Sağ olasın. Peki mesela senin daha önceki evliliğinden oğlun var falan. Buna bir şey söylüyor muydu? Ya ben evlenmedim, sen evlenmişsin öncesinde. O kabul ediyordu. Beni de çocuğumu da kabul etti. Ama ailesi kabul etmemişti. Sonradan kabul etti. Hı hı. O da Ümit'in zoruyla kabul etti. O şekilde oldu. Peki Ümit tarafından kandırıldığını ne zaman anladın? Ne zaman anladım? Yani hep bu telefonları ben bilmiyordum. Uçak modunu aldığını, sessize aldığını. Senin yanına geldiğinde telefonunu uçak moduna alıyordu. Aynen. Mesela bana normal hesaplarını açıp, ondan sonra benim yanımdan ayrıldıktan sonra başka hesaplara giriyordu. Ve bir gün uyurken telefonu şeytan beni dürttü, kurcalayayım dedi. Şifresini biliyor muydun? Şifresini biliyordum. Ama hiç bakmıyor muydun telefonuna? Hiç kurcalamamıştım. Çünkü bak aslında o kadar, bence arada bakmak lazım bu telefonun şifresini, sizden ele saklıyorsun. İnanıyordum, seviyordum. Bizim aşkımız dillere destan, o kadar çok aşıktık birbirimize ama... Her şey yalanmış, dolanmış. Peki telefona baktın, ne gördün?
Sürekli kadınlarla mesajlaşıyor. İşte aşkım, hayatım, seni seviyorum. Kaç kadına aşkım, hayatım diyor? Birçok kadına bu şekilde mesajlar atıyor. Kadınlar ona atıyor, o ona atıyor. Yani mesela aynı anda 10 kadına günaydın mesajı gibi. Aynen. Sabah sonra kalkıyor, düşünsenize adam. 10 kişiye de günaydın aşkım diyor. Aynen, bütün kadınlara ne konuşuyorsa aynısını konuşuyor. Kopyala yapıştır, kopyala yapıştır. Aynen, para isterken de öyle, kopyala yapıştır. Ümit, İçer, nasıl para istiyor? Dolandırma, yani bu dolandırma dediğimiz şey nasıl geçiyor? İlk baş kendisine aşık ediyor ya da diyor ki işte şurada kaldım ya da param yok, şöyle böyle. Ondan sonra bazı kadınlarda biliyorsun hani böyle erkeklerle birlikte oluyorlar para karşılığı. O şekilde de oluyor, para kazanıyorlar. Bir de bunlar işte ilerlettiler. Bir dakika. Erkeklerle para karşılığı birlikte oluyorlar. Aynen, mesela bazı zengin kadınlar, kızlar oluyor. Onlarla da mı oluyor, olmuş, yaşlı gibi? Normal kadınlar, kızlar oluyor. Hani bazı kadınlar, kızlar bunu yapıyor. Mesela erkeğe para veriyor, birlikte oluyorlar. Evet. Öyle kadınlar da belli var. Belli bir meslek ki grubu bu, biliyorsunuz. Kötü kadınlar, erkeklerde kötü erkekler olmuş oluyor o zaman. Ha? Bir nevi hani kötü kadınlar nasıl o işi görüyor, o şekilde böyle yani. Bu mesleği mi yapıyormuş Ümit? Aynen. Aa. Solistlik yapıyor. Ondan sonra bana dedi ki... Bir dakika. Şimdi senin iddiana göre aslında seninle birlikteyken kendinden yaşça büyük kadınlarla para karşılığında büyük, birlikte küçük, oluyor. Hani onun için kadın kız olsun nasıl olursa olsun fark etmiyor. Mesela böyle bir... Kaç yaşında Ümit? Ümit şu an... 25 falan vardır. 25 yaşında. Falan. Senin iddiana göre kendinden yaşça büyük kadınlarla da büyük, oluyor. Büyük küçük fark etmiyor. Büyük küçük hani fark etmez. Kurban olsun da nasıl olursa olsun. Peki parayı nasıl istiyor? Bazen işte aşık ederek kendisine hani onu aldırıyor, bunu aldırıyor. Bazı kadınlarda da oluyor bu şekilde. İşte sonra ne i̇şte aldırıyor diyor, mesela? Mesela borcun var diyor, oyun var, buyun var diyor. Para istiyor. Para istiyor. Bir de şey, mesela eleman sitelerine işçi olarak gidiyor, iş yerlerini dolandırıyorlar. Nasıl dolandırıyor iş ondan yerlerini? Ondan sonra bir de şöyle bir şey var. Ben iş yerlerini nasıl dolandırıyor? Şimdi iş ilanlarına gidiyor, başvuru yapıyor, çalışıyor şirketlerde olsun. Hani ne iş varsa onu yapıyor, dolandırıyor. Sonra nasıl dolandırıyor yani? Yani... Çalışıyor, paraları alıyor, kayıplara karışıyor. Bir de şöyle bir şey daha var. Ben patronum diyor. Kaç para alıyor ki çalışıp? Onu bilmiyorum. Sitelere mesela numarasını bırakıyor. İşte ben işverenim, patronum. Ha, patronum ondan diyor. Sonra, ondan sonra bunlar da insanlar da güveniyor bizim geliyor gibi. Arıyor işte nerede iş, nasıl iş. İşte şurada şu... IBAN'ına şu kadar miktarda para atın. Ondan sonra ben evraklarınızı hazırlayacağım deyip para ben sizi o işe koyacağım, yerleştireceğim diyerek para alıyor. Aynen, birçok sitelere de işte kız rol jandarmamız var, kızları bekliyorum. Bir tane evlilik sitelerine de yazıyor işte ben şu yaşındayım, İstanbul 500 evlerde oturuyorum, bekarım. Aslında bu benden ayrıldıktan sonra bir bayanla evlendi. Peki, Ankaralı. Biriyle evlendi? Evlendi, resmi nikahlı şu an Ümit evli. Evli ama bana mesaj atıyor, o yetmiyor. Bir tane bana benzeyen sarışın kız bulmuş, bana mesaj atıyor. O mesajları da size yolladım. Peki bir şey söyleyeyim. Ümit senden sonra evlendi. Evlendiği kişi zengin mi bari? Yok, o da nasıl diyeyim, o da bir mağdur, bir normal bir bayan kız yani. İsmi Yeşim. Hı hı. Peki bu evlilik sitelerini yazdı, başkasıyla evlendi, şimdi senin iddiana resmi göre konuşuyoruz evli hepsini. Şu an o kişi de boşanmak istiyor, nafaka davası. Şimdi istiyor. Ümit de bu arada yayınımıza çıkıp cevap hakkını kullanabilir tabii. Burada çok büyük iddialar var. Şimdi diyorsun ki Ümit evlendi. Bu programa gelse zaten bütün herkes göreceği için, şu an siz sansürleyip de yayınladığınız için hani göremiyor insanlar. Yani sen diyorsun ki çok gelirse, kurbanları çıkacaktır. Aynen, bütün dünyada hani dolandırmadık, insan bırakmadılar. Dünyada? Evet. Bütün, yurt dışında da mı var? Aynen, yurt dışındaki kızları da kandırıyor. Ondan sonra yani hiç kimsenin bunu yapmaya hakkı yok. Ne kadınlara ne erkeklere. Peki şu an en son ne zaman sana mesaj attı? İşte benim buraya gelme sebebim de o. Bana mesaj atıyor. Ondan sonra işte ne diyor sana? Dün mü evveli gün mü? Ondan sonra şey diyor bana, işte bak senin sarışın halini buldum. Sana benzeyen kız buldum. Ben hemen karısına atacaktım ben onu. Hemen kaldırmış ama
akıllı zannediyor kendisini, resimleri siliyor ama alttaki yazıyı kaldırmayı unutuyor. Peki yani seni geri mi istiyor Tuğba? Seni geri mi istiyor? Ya beni kıskandırma çalışıyor. Ben de dönmüyorum. Yılmaz'ı, eşimi bırakmıyorum. Sen evli misin şu an? Ha, evliyim ben. Yılmaz Türkan'la evliyim. Resmi nikah kıydınız mı? Şu an biz çalıştığımız için yeni evimizi tuttuk, dayadık, döşedik. Ondan sonra ona da bir dahaki maaşta. Resmi nikahlı evli misin? Şu an imam nikahlıyım. İmam nikahlı evlisin. Eşin var. Evet. Yılmaz adı. Biz resmi nikah yapacaktık ama bu olaylar patlak verdi. Buraya gelmek Tuba, zorunda kaldı. Ümit hattımızdaymış. Hı-hı. Bakalım o ne diyecek bu iddiaları. Ümit. Evet, duyuyorum. Hoş geldin yayınımıza. Tuğba'nın birçok iddiası var seninle ilgili. Ne diyeceksin bunlara? Ben bunlara katılmıyorum, yalandır. Programa çıksın o zaman, bekliyorum. Ben ailem de burada, herkes de burada. Tamam, ben programı bekliyorum Ümit. Esra Hanım, bir şey sorabilir miyim? Tabii, buyurun. 7 sene geçti aradan. 7 sene geçti. Hani dediği kelimeler her şey yalandır. Yok işte paraymış, yok şeymiş. Bunlar hepsi yalandır. Bak benim ailem de burada. Şu an ailem de yanında. Öyle bir şey yok. Olamaz da. Ben evliyim. Evli olduğum halde benim peşimden bana mesajlar atıyor. Bana şeyler atıyor. Aa. Ve ben bunun yüzünden hayatımı mahvettim. Neden mahvettin? Ne oldu Ümit? Mahvettim. Eşimden ayrıyım. Onu da geçtim ben. Hadi, neden ayrısın eşinden? Aynısını yaptığı için. Tuğba yüzünden ayrıyım. Ne yaptı Madem Tuğba? Ettin, ne yaptı Tuğba? Bak, ayırdı sizi. Esra Hanım, şöyle bir şey var. Ben şöyle söyleyeyim size. Ben bundan evet doğru çıktım ama askere gitmeden önce. Askere gittim geldim. Ondan sonra beni bıraktı. Neyse, arkadaşım vardı benim. Evlendim. Arkadaşına kestim, asıldı tuttum. Senin. Sen onun arkadaşınla evet. mı evlisin? Evet. Evet, arkadaşım benim. Ümit benim kalbime yara açtı. Bunun arkadaşı da o yarayı kapattı. Bir saniye Esra. Sen Ümit'in arkadaşıyla evlisin şu an. Evet. Öyle mi Ümit? Ümit'in arkadaşı bana sahip çıktı. Esra Hanım. Şekilde. Evet Ümit. Şu şekil. Zor durumda kalınca ben koşuyordum. Bursa'da işte zor durumda kalınca koşuyordum. Şimdi kalkmış televizyona çıkmış, beni burada kötülüyor. Nasıl koşuyordun? Anlayamadım. Ne demek bu? Yani şöyle. Hastanedeyken beni arıyor, bana diyor ki Ümit işte gel işte. Ben koştum. Sırf Allah için. Dedim ki koşayım dedim. Yardım edeyim diye. Ama bu da benim hakkımdır. Buna o kadar iyilik yaptım. Benim arkadaşıma yavaşladı ve o yetmemiş gibi. Niye kekeliyorsun Ümit konuşurken? Düz konuşsana. Annem de burada. Bir saniye. Bir dakika, anneni vermeden önce Ümit bir şey soracağım. Niye hep annenin eteklerinin altına sığınıyorsun? Kendi ağzın dilin yok mu? Hayır. Ben T'ye kalkıp Bursa'dan geldim buraya. Benim eşim ameliyatlı geldi. Dikişli geldi buraya. Sen niye gelmiyorsun? Madem düzgünsün, doğrusun, çık. Seni bekliyorum buraya. Hanımefendi, bir Ümit'i alabilir miyiz? Benim sorularım bitmedi daha. Sizinle konuşacağım birazdan. Bir Ümit'e bir şey soracaktım. Hep annesi. Ümit, arkadaşınla birlikte olduğunu öğrendikten sonra ne yaptın? Alo. Tuğba'nın arkadaşınla birlikte olduğunu öğrendikten sonra ne yaptın? Hiçbir şey yapmadım. Dedim mutlu olsunlar, benden uzak olsunlar. Bu kadar. Peki siz bu yüzden mi ayrıldınız? Aldattığı için beni. Ben bununla hastaneye giderken babası da vardı. Babası da orada, Kemal Bey de vardı. O bile, doktor bile dedi ki bunun dedi beyninde tümör var dedi. Beyninde tümör mü var? Evet. Kist böyle var dedi. Beynimde. Ben dedim ya dedim bir şey olmaz var. Dedim. Evet, hastaymış yani, evet. Ondan sonra zaten hani bu durum buraya kadar, bu seviyeye kadar çıkınca zaten ben hani beni iyi ki de bağlamışsınız. Yani iyi ki de diyorum ki ben konuşuyorum sizden. Ben bağlamasını istedim. Programa da bekliyorum Ümit. Bir tane iddialar var. Ben onu söylemek istiyorum. Tuğba bir gün senin telefonuna bakıyor. 15 kadına birden aynı anda mesajlar atıyorsun ve onlardan para istiyormuşsun. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Çok şükür. Bu beni kıskanıyor. Esra Hanım. Benim alnım ak. Madem senin alnın aksa çıkarsın İstanbul 500 evlerden gelirsin buraya. Bekliyorum yarın.
Bir saniye. Ben evet. Seninle hareket etmem. Anladın? Ben Bursa'dan geldim. Etmem. Eşimle dikişleriyle birlikte geldi eşim. Sen niye gelmiyorsun? Siz Ümit Bey. Senin alnın. Bir saniye. Şimdi ortada şimdi şöyle bir şey var. He, sen kekele, dedin ki alnın mı? Doğru mu? Evet. Doğru mu? He. Dur sana söyleyeyim. O yüzden Ümit. He Ümit ben Bey, benim de kanıtlarım var. Açmayacağım. Benim kanıtlarım var. Senin var mı? Ben programa verdim kanıtlarımı. Ümit Bey, bir dakika. Ben şunu hala anlamadım. Şimdi birkaç iddiayı birden soracağım. Dedi ki 10 kadınla birden yazışıyordu ve kadınlarla para karşılığı birlikte oluyordu. Bu doğru mu? Öyle bir şey yok. Ben müzisyenim diyor, Cenex Bela'yım diyor. Yani. Müzisyen kendisi göya, Cenex Bela diye. Bir dakika, annene biraz sen ver Ümit. Bir seninle konuşayım, annenle konuşacağım. Ya anneni ilgilendirmiyor ki. Seni şunu soracağım. Bir de annenle sokuyorsun araya. Siz neden Tuğba'yla ayrıldınız? Bir bana onu anlatsana. Diğer kadınlar aynı yaptığı için. Ayrılın Mesut Hanım, düşünsenize. Ya gidip başkasıyla evli, yani başkasıyla benim arkadaşımla... Ha, onun için ayrıldınız. O yüzden arkadaşınızla kaçtı diye. Hayır, defalarca telefonları susmuyor Esra Hanım. Kadınlar arıyor. Kadınlar arıyor. Biz yatakta yatıyoruz. Ondan sonra yatakta yatarken telefonları arıyor. Yatakta yatarken siz başkaları arıyordu. He, kadınlar kızlar arıyor. Ümit, aşkım, bebeğim neredesin? Niran diye kız var. Ondan sonra Esra bir Hanım, tane şişko Niran diye kız var. Kaç tane kızı dolandırdı. Doğru mu bunlar, bir soralım Ümit bir Bey. Başka bir kızın siz şeyini yatakta, aldınız. Bir dakika. Siz yatakta yatarken Tuğba Hanım'la kadınlar arıyormuş. Aşkım, bebeğim, canım diyorlarmış size. Doğru mu? Ya Esra Hanım. Mesajlar atıyor. Bir dakika, bir cevap alayım. Esra Hanım, ben evliyim. Öyle bir şey olmadı. Olamaz da. Ve şöyle bir şey söyleyeyim. Evliyken kendini sormuyorum. Tuğba ile iken. Hayır, ben Tuğba ile iken. Karısına gelecek ya, babasını bağlayın isterseniz. Babasını bağlayın. Ben gittim Bursa'ya, ev tuttum. Dedik ben bu evde yaşayamam. Çıktı, kaçtı, gitti. Ben şimdi ne yapayım? Buna başımın tacı mı? Doğru mu Tuğba? Bu kendi hayatına bak. Beğenmedim, tutmadık onu, başka ev tutacaktı. Hayır, bu, ama benim, Ümit bu benimle. Sürekli niye uğraşıyor? Kadınları bu benimle, sokuyor niye araya. Sürekli kadınları sokuyor araya. Tuğba, evli değil misin? Evlisin. Daha benimle sen ne uğraşıyorsun? Sen beni dolandırdın, kandırdın. Başka canlar yaptırmayacağım sana Ümit. İnsanları kandıramayacaksın, şey dolandıramayacaksın. Madem öyle bir şey yok, gelirsin programa. Ya orada kendini çatlatma boşuna. Ümit Bey. Ben Ümit senin Bey. Gibi kekelemiyorum. Gel buraya hadi, bekliyor. Madem delikanlısın, ben de kekelemiyorum, anladın mı? Siz hala Tuğba Hanım'la birlikte olmak istiyormuşsunuz. Mesaj atıyormuşsunuz. Hayır, ben olmak istemiyorum. Dün kendi mesaj attı. Dün delikanlısı gün engelledim. Tabii. Yılmaz hastaneden yeni ameliyattan çıktı. Ya kim mesaj attı? Kim aradı? Beni sinir ediyorsun. Esra ablaya attın WhatsApp attığına. Ya konuşmuyor ya. Ya. Karın da gelecek, beni merak etme. Esra Hanım, beni dinliyor musun? Evet, buyurun. Bak şu kadın çok yalancı, dolandırıcı. O kadın, bak biz böyle elektrik... Program... terbine takın, nasıl bir annesin sen? Kaç yaşındasın ya? Ya lütfen bir şey söyleyeceğim. Bir dakika, bu ne hakaret ya? Canlı yayındayız, lütfen böyle hakaret, küfürler etmeyin burada. İşte bunlar böyle bir insanlar. Bir dakika Tuğba. Aa, vallahi bu olan hakarete ne olursa olsun böyle, yani bu kadar küfür edilmez ya. Hakaret ettiğimi gördünüz mü? Madem onlar, madem ben suçluyum, gelirler buraya. Kanıtlarlar. Küfür etmesine gerek yok, yırtmasına gerek yok. Ne kadar terbiyesizler. Belli ediyorsunuz ne olduğunuzu. Peki, dünyaya. Peki Tuğba, sana şunu soracağım. Sen Ümit'in arkadaşıyla oldunuz diye mi ayrıldınız? Hayır, ondan değil. Ümit'le bunlar çocukluk arkadaşı. Yılmaz'la çok yakın arkadaşlar. Aynen, birlikte büyümüşler. Yılmaz daha çok tanıyor bunları. Mesela Yılmaz'a diyor ki... Yani sen Ümit'in yanında tanıştın Yılmaz'la. Şöyle tanıştım. Şimdi Yılmaz'a diyor ki Ümit, Tuğba'yla konuş.
beni iyi çocuk olarak anlat, iyi adam olarak anlat, Tuğba inansın kansın. Benim numarama Yılmaz Türkan'a veren Ümit. Ondan sonra veriyor. Ondan sonra neyse ben bunun ailesinde kalıyorum. İşte karşı komşusu var Mustafa abi. Bu 500 evlerde oturuyor. Apartmanlar karşılıklı bunlar. İşe diye çıkıyor bu. Ondan sonra ben tabii bunun arkadaşıyla pek fazla konuşmuyorum. Neyse ben diyor aşkım diyor geleceğim işe gideceğim geleceğim diyor. Saat 8'de çıkacak işi. Gece 1-2'de geliyor. Ondan sonra bir de kafası güzel. Diyor aşkım diyor işte diyor ben eğlence mekanındaydım. Tamam karılarla. Yılmaz'la nasıl yakınlaştınız? O karılarla olan mekanda hani mekanda karılarla birlikteymiş Ümit. Garsonluk yapıyormuş. Ondan sonra neyse ben kavga ettim. Ben sevdiğim adamı kıskanırım. Aşığım çünkü her kadın aşık olduğu kız hani sevdiği kadını kıskanır. Ben de o kıskançlıkta kavga ettim. Ben kimliğimi bıraktım. Eşyalarımı bıraktım. Aldım başımı. Ondan sonra o kızgınlıkla Bursa'ya ailemin yanına döndüm tamam, ben. Tamam Yılmaz'la nasıl ayrıldım. İlişkiniz başladı onu soruyorum. İşte ben de onu anlatıyorum. Heh. Kavga ettik. Onu tartıştık ayrıldım. Ben evden evet. Çıktım ya. Çıkmadan önce kapıdan çıktım gittim. İstanbul'u bilmiyorum pek fazla. Bir yarısını biliyorum. Yarısını bilmiyorum. Yılmaz'ı aradım ben. Alo ağlıyorum tabii. Yılmaz gene aldattı. Gene kadınları soktu. Ağlıyorum ben. Dertleşmek için aradın. He, sonra? Ondan sonra benim kimsem yok. İstanbul'da tanıdığım yok, kalacak yerim yok. Bu da işte Ümit güya beni affet beni dedi. Geleyim alayım. Ben işte kapattım. Sonra affettim ben tekrardan Ümit'i çağırdım. Geliyorum ben. Babası salmamış, parası yokmuş. Gelemedim. O sırada Yılmaz'la mı sevgili oldunuz? O sıra Yılmaz geliyor işten izin alıyor patronunla. Tamam. Abi siz orada mı sevgili oldunuz? Anlatıyorum şimdi abla. Ama hepsini çok detaylı dinleyemeyiz ya vaktimiz kısıtlı. Tamam kız arkadaşım almaya gidiyorum diye geliyor. O sıra geliyor benim yanıma alışveriş merkezine alıyor beni. Madem benim canımı yaktı rol yapalım diyorum ben Ümit'e. Onu da canı yansın anlasın diyor. Nasıl rol yapacaksınız? Hani işte sevgiliyiz falan rolü. Yılmaz da kabul ediyor mu bunu? Kabul etti. Sonradan ben aklımın ucundan geçmezdi. Çocukluk arkadaşına kabul etti mi bunu? Ondan sonra biz rol yapalım diye şey yaptık. Ama ben Yılmaz'ı bilemedim ki bana gönlü düşeceğine aşık olacağını. Yılmaz sana aşık oldu önce. Yılmaz aşık oldu. Sonra benim babama gitti dedi ki. Yani Yılmaz'la rol yaparken yani Yılmaz sana aşık oldu. Sonra biz sürekli barışıyoruz, ayrılıyoruz, barışıyoruz. Bir gün babamın karşısına çıktı Ümit gibi Yılmaz. Ya baba dedi ondan sonra ben dedi kızınızı kendime istiyorum. Bunlar dedi gene anlaşamayacaklar Ümit. Gene aldatacak. Yani aslında bir dakika Ümit'le orada süreç devam ederken sen Yılmaz'la sevgili oldun. İşte ailemden istedi bak bunlar hayır, bak, dedi gene şey ayrılacak. Benim karşılığımı vermiyorsun. Yani sen aslında Ümit'le evlilik tam olarak bitirmemişken evlilik yolundayken Yılmaz seni istedi. Ama ben ayrılıyorum. Bir dakika cevap barışıyor. Ver. Yılmaz istedi seni. Aslında tam evlilik süreci ya, devam ederken Ümit'le. Bunlar gene Ümit'le. Dedi ki Yılmaz ya dedi bunlar gene ayrılacaklar. Ama ben biliyorum beni sevse de sevmese de ben dedi Tuğba'yı seviyorum. Sen seviyor istiyorum. Muydun? Ele gitmesin ben sevmiyordum. Yani. Sen sevmeden kabul ettin Yılmaz'ı. Sevmiyordum ama ilk başta kabul etmedim arkadaştık. Ben bayağı bir zaman geçtikten sonra ben Yılmaz'ı kabul ettim hayatıma aldım. Şimdi Tuğba ben Hanım, Ümit'le evlilik yolundaydım. O zaman yolundaydım. Aslında sen Ümit'i arkadaşıyla aldatmış oldun. Aldatmadım. Öyle bir konu işte yok. Ya. Şimdi Tuğba biz Hanım. Ümit'le ayrıldım. Ayrıldık Tuğba abi. Hanım. Şimdi siz rol yaptığınızın farkındasınız. Yılmaz da rol yapıyor ya ama siz de ama biz ayrıldık Ümit'ten. Bak, ayrıldıktan tamam sonra biz rol Yılmaz yapmaya başladık. Yılmaz şimdi rol yapmıyormuş artık. Kendi gerçeğini oynuyormuş. Siz rol yaptığınızı sanıyorsunuz. Biz ama rol bu arada yaptık ilişki, ama ben düşünemedim ki İlişki iki kişilik ya artık. Yani artık gerçeği siz dönüştürmüşsünüz ama ben ya. Ümit'ten ayrıldıktan sonra biz rol yapalım dedik. Belki dedik hani sever, hani geri döner amacıyla. Böyle geri dönüyor mu ya arkadaşıyla birlikte olunca erkekler? Sonra. Allah bilmiyorum. Allah ne güzelmiş ya. Ümit. O şekilde oldu. Yılmaz da burada zaten eşimde. Evet Ümit. Esra Hanım. Böyle mi oldu? Bu şekilde mi oldu? Bir saniye. O şekilde öyle bir şey değil. Esra Hanım şöyle bir şey söyleyeceğim diye tutuldu. Doğru mu? Ben Yılmaz'la barışmak amacıyla çıktım oraya. Aşkını ilan et dedim Seda tamam Sayan'da. Bak tamam da. Ailemde de sorunum şey vardı. Madem, barıştık. Madem barışmak istedin tamam. O konuyla tamam, bu konunun alakası ne Ümit? Sen kadınları, insanları kandırıyorsun. Ya bir tane konuyla
Bak sen benim peşimi bırakmıyorsun, anlamıyor sen musun? Sen benim bak... peşimi bırakmıyorsun. Benim eşim de ameliyattan yeni çıktı. Kimsin ben seninle? Niye eve ya geçeyim? Ben seni bitirmişim. Kaç sene geçmiş ya aradan ya? Ya o zaman kendini reklam etmeyeceksin kanallarda, anladın ben mı? Ben reklam etmiyorum. Buyur gelirsin. Ümit, anlatırsın. Ümit. Şeye çıkıyorsun. Anlamı yok. Ümit. Şunu susturur musunuz lütfen? Ümit. Sen kendinle ilgili şuna cevap verir misin? Şunu soracağım. Ben kendimle ilgili şöyle bir cevap vermek istiyorum. Dediği her şey yalandır. Ben evliydim. Benim her gün hala eşime... Evlisin. Bir dakika. Her gün eşime mesaj atıyor. İşte Ümit böyle, Ümit böyle. Lan niye o zaman mesaj atıyor kadına? Senin eşin... Bir dakika. Eşinize ne mesaj atmış? Ne mesaj hayatımdan atmış? Hayatımdan etsin lan, hayatımdan etsin. Tabii sen kadınları kandır. Hayal eşine ne mesaj atmış? Ben kimseyi kandırmadım, anladın mı? Sen gibi o değilim. O zaman gelirsin programa. Hanım şunu susturur musun? Ya da yayından atın ya da ben gelin yayından atın bunu. Tamam sen ay, gel ben sana düşmedi çıkarım. O. Allah Allah, bir dur da bir beni dinle ya. Şunu soruyorum sana. Eşine ne mesaj atmış? Eşime mesaj atmış, işte her gün ya bana kendi mesaj atıyor, gidiyor kadına sonra mesaj atıyor. Ondan sonra kadın da bana diyor ki, Ümit'te böyle bir şey var mı? Ki ben bununla hani konuşmam bile. İki gün önce, yalan yok, iki gün önce mesaj attı, anam kızdı, dedi ki kimdir? Dedim bu kişi, dedi ki engelle dedi, boş ver dedi. Engelledim yine de. Bir dakika. Senin eşine ne mesaj atmış? İçeriği bana söylesene. Ya anne bir telefonunu getirsene. Arama ne yazmış? Bak bir telefonunu verir misin bana? Sadece bir ses konuşması atacağım sana. Yani şunu mu söylemiş Ümit? Seni sevdiğini mi söylemiş? Seninle... Hayır. Esra Hanım sadece şunu dinleyin. Ben hiçbir şey demiyorum artık. Allah'ımdan bulsun diyorum. Ama bir dakika, niye söylemiyorsun ne konuştuklarını eşinle? Ya eşime demiş ki, heh, ya işte gel iş birliği yapalım da, ya bunlar hepsi bana geliyor. Gel iş birliği yapalım da. Madem kadın var buraya, ne sunarsın? İş birliği yapacak, ne bir iş birliği? Bir tane şey, eşime yalan demiş ki. Yalan söyledi belli oluyor ama, kekeliyorsun. Yalan değil, bak. O zaman atarsın ya, resimleri buraya, hep birlikte görürüz. Hani at resimleri, bekliyoruz. Esra Hanım. Evet. Bağlayabilir miyim lütfen? Allah için. Tamam söyleyin. Tamam hemen numarayı söylüyorum. Bir dakika, burada söyleme yayında. Eşine ne söylemiş? Bir tane bir şey söyle bari ya. Ben şunu söyleyeyim. Eşime demiş ki gel ikimiz işbirliği yapalım. Ümit'i işte şeye düşürelim. Kanala falan düşürelim. Sırf bunun için uğraştı benimle. Peki eşiniz ne demiş? Eşiniz ne demiş buna? Eşim de demiş ki, eşim de sadece bana dedi. Dedi ben onu çok pis edeceğim dedi. Dedi onu çok pis edeceğim dedi. Sen dedi hiç araya girme, karışma. Peki ben eşiniz ki, niye sizi terk etti en son? Niye terk etti o zaman? Beni niye terk etti? Bunun yüzünden terk etti. Niye işbirliği yaptı? Sizi inanmış da niye terk ediyor sonra? Hayır. Yalanı söylüyor. Eşim yalandan dedi. Dedi ki ben bunu dedi tamam şakadan dedi. Ben bunu dedi düşürmek için dedi. İstanbul'a gelmek için dedi. Elinden gelen çabayı yaptı kadın. Nerede şu dedi an eşiniz? Esenyurt'ta ve ben ayrıyım, anamı yanındayım. Ben iş yerinde çalışıyorum, yiyorum, paramı harcıyorum. Bu da zannediyor ki başka karılı. Anam da burada şahidimdir, herkes de şahidim var. Eşiniz niye ayrıldı sizden? Niye ayrıldı? Eşim niye ayrıldı? Bu böyle insanlar yüzünden ayrıldı benden. Hani iki gün önce, üç gün önce şey yapmıştınız, işbirliği yapıyordunuz. Hayır, ben işbirliği değil. O işbirliği yapmış, Tuğba yapmış. Ümit Bey ya. Tamam, işbirliği yapmış, eşinizle işbirliği yapmak istemiş ki demek ki sonradan Tuğba'ya inanmış ki sizi terk etmiş. Değil mi? Hayır, şöyle Esra Hanım, benim eşim asla beni bırakmaz. Ailem de biliyor beni bırakmaz. Çünkü ben biliyorum. Niye bıraktı o zaman? Niye bıraktı o zaman? Buyurun. Eşim beni bırakmaz diyorsun. Diyorsun ki az önce de eşim beni bıraktı, bunun yüzünden gitti dedin. Niye bıraktı o zaman? Ya Tuğba yüzünden. Tuğba bozdu bizim aramızı. Arkadaş, Tuğba yüzünüzdense. Tuğba dedin ki, Tuğba'yla kumpas yapmaya çalışmışlar. Eşim bunu anlamış.
Tuğba'yla dalga geçti. O, ve eşim bu yüzden ayrılmadı benden. Ama diyor ki şimdi Tuğba'nın attığı mesajlar yüzünden ayrıldı. Hangisi doğru? Şimdi şöyle bir şey. Şöyle bir sesim geliyor mu benim? Geliyor, duyuyoruz. Sen söyle. Ha, şöyle bir şey. Şunu demek istiyorum. Tuğba mesaj atıyor kadına. İşte evet. Diyor ki işte Ümit işte bilmem ne benle konuşuyor falan. Bu yalan. E tamam. Ondan sonra kadın da bana diyor ki sen diyor hala Tuba'yla mı konuşuyorsun? Ben hayır diyorum. Konuşmuyorum. Engelliyorum. Bakıyorum. Annemi arıyor. Anneme küfür ediyor. Yok bilmem ne. Ben asla başka küfür bir... etmem. Ya al işte burada bak burada Allah'tan ki ses kayıtlarım duruyor. Az önce annen küfür etmedi mi? Burada belli oluyor kim yalan kim peki, yalan. Peki Ümit sen o zaman eşin belli ki bir ispat gördü. Tuğba siz ne konuşmalar vardı orada? Ya şimdi bana ne yapıldıysa diğer kadınlara ne yapıldıysa Yeşim de mağdur. Yeşim de kandırıldı boşanmak tamam, istiyor. Tamam sana ne mesaj attı Ümit bana? Mesajı mı? Evet. İşte barışmak istiyor Ümit, geri dönmek istiyor. Ha, onu kadın gördü o zaman. Şimdi ses kayıtlarını attım, mesajlarını attım. Ses kayıtlarında attım. Ne vardı? Yeşim bana sordu ki ben o ses zaman ses kayıtlarında ne vardı? Ses kayıtlarında Ümit işte diyor işte keşke beni bırakmasaydın. Aha. İşte keşke her şey böyle olmasaydı. Onu falan. Arkadaşlarımıza verdin mi? O yok, onu vermedim. Niye vermediniz? O bende yok, Yeşim'de var. E senin değil mi ses kayıtları? E ben onu Instagram'dan attım sonra ona yolladım onda kaldı. Ondaydı en son. Sende yok mu Instagram'da? Sadece bir de şey ses kaydıyla bir de Ümit'in mesajlarını Yeşim'e yolladım. Mesajlarda ne vardı? Yeşim'e yolladım mesajlarda Ümit bana istek atıyor, mesajlar atıyor, arıyor. Ne atıyor ondan yani sonra, ne diyor sana? Ya işte barışalım hani işte tekrardan baştan başlayalım. Ha, o zaman ha. Şimdi bunu görse kadın ne diyecek? Çıldırmıştır ondan tabii. Ondan sonra işte bana sordu Yeşim. Siz dedi konuşuyor musunuz dedi. Ben o zaman hayatımda daha Yılmaz'ı sokmamıştım. Daha yeni soktum. Daha yeniyiz yani. Ondan sonra evet dedim. İnkar etmedim. Ben dedim konuşuyorum. Bana dedi ki ben Yeşim'den boşandım. Diğer kadınlara, kızlara diyor ki ben sana diyor ki Yeşim'den değilim, boşandım diyor. Boşandım. Bütün kadınlara diyor ki ben Yeşim'den boşandım. Acı içiyor. Onu nereden biliyorsun bütün kadınlara dediğini? Çünkü ben onunla birlikte yaşadım. 4 senemi verdim abla. Tahmin her ediyorsun. Şeyi gördüm. Tahmin ediyorsun o zaman. Yeşim'e de aynısını yapıyor. Bana tahmin ediyorsun yapıyor. O zaman. Evet. Görmedin gözünle başkalarına. Gözümle tahmin görmedim. Etmiyorum. Gözümle gördüm. Yani aynı şeyleri o kıza yazıyor, o kıza yazıyor. Bir tanesi internette ifşa yapmış. Benim internette ifşa yapmama gerek yok. Kim benim ifşa yapmış? Size attım programı. Benim gibi gelirsiniz. Kimler dolandırıldı evlenme vaadiyle? Kimler Ümit'i iş ifşa vaadiyle? Etmişler? Ha ifşa etmişler. Ne diye? Dolandırıcı diye Hülya mi? Hülya Hanım diye bir tane kız. Ne diye ifşa etmiş? İşte Ümit bu evli. Ondan sonra dolandırıcı gitmiş kıza kart mesajları yollamış. Ondan sonra sosyal canım, medyadan cicim, mı? Evet, sosyal TikTok'tan. Hı hı. Evet. Instagram'dan kızlara yazıyor. Facebook'tan yazıyor. TikTok'tan yazıyor. Ben yazmıyorum. Hı hı. Ona aşkım, ona bebeğim demiyorum. Aynı anda kadınları kullanmıyorum. Peki o zaman eşi bunu öğrenince mi gitti? Aynen öğrenince terk etti. Hani defalarca Yeşim'in hayatına da karılar, kızlar soktu. Tam bunlar barışıyorlar. Başka kadın giriyor araya. Peki Ümit en son ne zaman sana mesaj attı? Bana en son ameliyat oldu Yılmaz. E ne zaman bu? Tık ameliyatı. Ne kadar zaman önce? Valla hepsini size attım ama. Ne kadar zaman öncedir ortalama? Valla 4-5 gün geçti üstünden. Daha yeni yani. Daha yeni. Ne dedi bir de sana ameliyattan en son mesajını? Çıktık, bir de evdeyken biz eşimle birlikte evdeyiz. Tatlı börek çörek yapmışız. Çocuklarımla birlikte yemek yiyoruz. Ailem var falan. Mutlu mesut yaşıyoruz. Ondan sonra bana bir tane sarışın renkli gözlü kızı atıyor. Resim atıyor. Sonra resmi kaldırıyor. Ama çok zeki zannediyor kendisini. Alttaki mesajı silmiyor. Ben de eşine yolluyorum bunun. Bak böyle böyle bana mesaj yani 4-5 atıyor. Yani 4-5 gün önce de mesaj atıyor. Ümit! Hepsini yolladım size. Onun da aslında eşin bütün mesajlaşmaları görmüş o yüzden gitmiş. Geliyor mu? Evet geliyor. Söyle Ümit. Öyle bir şey yok. Kendi bana mesaj attı. Bak anam da burada ben engelledim. Ya bari doğru söylese. Yeşim ben burada gelecek sinir program olacağım. Abla. Ama
Esra Hanım. Eşin Esra ne Hanım. Zaman gitti Ümit? Eşin ne zaman gitti? Eşim çoktandır gitmiş eşim. Ne kadar uzun zaman bu? Yani ne zaman? Yani ne kadar uzun zaman? Hemen bir 5 ay falan oldu. 5 aydır yok mu eşin? Yok. Evliler ayrılar. Peki neden gelmiyor eşin? Ayrı değiliz. Ben şöyle bir şey ayrı değiliz. Şimdi şöyle çocukları var. Şimdi bir dakika Ümit Bey. Şimdi 5 aydır yok ya senin eşin gitti ya. Evet. Tuğba Hanım ne zaman mesaj göndermişti eşine? Tuğba ne zaman mesaj göndermişti? 5 gün daha olmuş. İşte, daha gitmeden önce Tuğba bizim aramızı bozdu. 5 aydan da önce diyorsun. 5 aydan ama da önce. Ama şimdi dedin ki sen mesaj üstüne gitti eşim. Evet. Tuğba Hanım mesaj da mesajları yeni attım diyor. Daha 5-6 günlük mesele. Zaten mesaj attı diye gitti. Bak arkadaş. Ya 5 ay önce mesaj attım o Tuğba. Eski de mesajlar var mı Tuğba? Ben de şöyle eskiye dayalı mesajlar yok. Hı-hı. Ondan sonra. Tuğba, hayır diyor ya 5 ay önce de var mesajlar. Ya bak benle birlikteyken Yeşim biliyor beni. Benle birlikteyken benim üstüme Yeşim'i getiriyor. Sen Yeşim'i senleyken tanıdın. Ha, evet ben Yeşim'e diyorum bak benim hayatıma birçok kadınlar soktu. Ben mağdurum böyle şeyler yaşadım. Sakın evlenme ben ayrıldım bundan. Anne benim canım yandı. Sen de aynı şeye düşme. Ben bu Yeşim'e resimleri de gösterdim. Ses kaydı da attım. Bunun nasıl insan olduğunu da gösterdim. Bu da benim gibi böyle yaptı. Göz göre göre badoslamaya gitti benim gibi. Yani sen yıllarca oldun, Ümit de Yeşim'le oldu. Yeşim de onu şimdi terk etti. Yeşim de bana yapıldığı gibi ona da yapıldığı için bıraktı zaten. Çocukları var mı Yeşim'le? Yeşim'i tanımıyor da. Ya Yeşim'i ben tanıdım ilk önce. Bu ben de birlikte Yeşim'i üstüme getirdin üstüme. Ben de evlenecektim. Askerden sonra ben de evlenecektim. Nikah günü alacaktım. Yeşim'i getirdin üstüme benim. Sonra Yeşim'in üstüne de başka kadınları getirdin. Lan ben seninle evliyim arkadaşım. Sen önündeki nikah bak. Ben nikaha bakarım sana bak lan. Yeşim'in 3 çocuğu var. İlk eşinden Ümit'in kısır olduğu için çocuğu ya, hiçbir kadınla kısır mı? Olmuyor. Kısır. Bir saniye. Ben ağabeyim aradım olsun ki. Ben 50... Ne oldu? Ses kesiliyor. Peki şunu soracağım. Yani Ümit de resmi nikahla evli mi? Ümit şu an resmi nikahla evli. Sen imam nikahla evlisin. Ben askerden sonra imam nikahlı değildik. Aileler görüştü. Ondan Yılmaz'la. Sonra biz görüştük. Evet, Yılmaz'la imam nikahlıyım. İşte nikah günü alacaktık. Biz normalde nikahımız kıyılacaktı. Ondan sonra Ümit öyle yapınca artık hani ben insanlara mağdur edilmesin. Canlar yanmasın. Artık dayanamadım. Söyledi. Peki Ümit'in yaptıklarına Yılmaz ne diyor? Pişmanım. En baştan yapmam gerekirdi bunu. Ama biraz geciktim. Kusura bakmasın insanlar, vatandaşlar. Peki Ümit'in bu yaptıklarına dilerim. Sonradan sana yazmasına Yılmaz ne diyor? Yılmaz kendisi burada kendisine soru. Hayır sen söyle ne diyor yani senin eşin olarak yani imam nikahlı eşin olarak. Ya ben diyor Ümit diyor sen Tuğba'yı sevmedin diyor. Kandırdın diyor. Ben aşık oldum Tuğba'ya diyor. Ben seviyorum diyor. Ölene kadar onunla beraberim diyor. O beni sevse de sevmese de bir ömür boyu hastalıkta sağlıkta birlikteyim Tuğba'yla diyor. Sen seviyor musun Yusuf'u? Yılmaz'ı mı? Ay Yılmaz'ı Yusuf'tan. Evet yani. Yılmaz'ı seviyorum. Tuğba Hanım bütün insanlığı bu dertten kurtarmak o kadar acil bir meseleydi ki bütün evlilik planınızı bırakıp buraya mı geldiniz? Yani aynen öyle. Ameliyatlı geldi. Dikişli geldi bütün eşi. Bütün insanlığı ümitten kurtarmaz. Bursa'dan geldik. Şunu merak ettim. Abla. Tuba, acaba sen Ümit hala bir şeyler hissediyor olabilir yok misin? Yok abla. Ben çok kurtulduğuma çok şükür ediyorum ondan. Kurtuldum aman. İstemiyorum. Ama sen başka insanları kandırmasın diye. Dönseydim kaç sene geçmiş aradan dönerdim. Hatta ben dönmüyorum diye mesaj atıyorsun. Peki sen Ümit'in diyor, ablası gitti aklımızdaymış. Mesaj attım size. Esra Hanım. Dönmüyorum diye ona sen de Yılmaz'a git Yılmaz senin olsun diyor bana. Kısa bir aramız var aradan sonra devam edeceğiz. Ümit'in ablası attığımızda merhabalar.
Merhaba Esra Hanım, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Diliyorum. Çok sağ olun. Siz ne diyeceksiniz Tuğba'nın iddialarına Ümit'le ilgili? Esra Hanım, ben sadece Tuğba'ya iki kelime söylemek istiyorum. Madem ki benim kardeşim bu kadar kötü, neden onun için yayınlara çıkıyorsunuz Tuğba? Artık daha fazla insanları dolandırmayın, kandırmayın. Bir İnsanlar da sizi kanıp da dolandırmasınlar Tuğba, yayında, diye. Tamam mı? Ben vatandaşlık görevimi yapıyorum. Neden acıyorum? Acıma nedenimi de söyleyeyim. Madem ki kocam var, ameliyattan çıkmış. Ben olsam kocamın dibinde olurum. Ümit'in peşine niye düşeyim ki yayınlarda? Benim Allah'ım var, vicdanım var. Anlatabilir mi? Size insanları yedirmeyeceğim. Bir dakika, şimdi programın sonuna geldik. Yarın çok önemli bir gelişme var. Yarın saat 13'te görüşmek üzere.